23.30 Habertürk Televizyonu, Habertürk Radyo'da 21. Geçiş Oyunu programıyla sizlerle birlikte olmanın keyif, mutluluk, heyecanıyla ben Mehmet Ayan, sevgili Cem Dizdar ve Ahmet Selim Kulla yaklaşık 1,5 saat süresince spor camiasında, futbol camiasındaki önemli konuları masaya yatırmaya gayret edeceğiz. Cem Bey, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Ahmet Bey, selamlar. Merhaba abi. Nasılsınız inşallah bu teala? Biraz pişti olmuşuz bir ufak. Pişti mi olduk? Evet. Zannetmem. Yönetmenim benimle küs mü, niye konuşmuyor? Kulağıma bir şey söylemedi. En azından şöyle şekil, şemal, şükül. Cem Bey, gene bir Gazi Köyü hafta sonu sona erdi. Evet. Yani çalışıyoruz. Bitmiyor işler. Tarım öyledir. Biraz yağmur olunca mola oluyor. Çalışıyoruz. Yavaş yavaş gidiyor işte. İyi oluyor, iyi geliyor. Biraz yoruluyoruz. Sabah yorgunluğun iyi olduğunu hissettiğimiz yerler oralar. Sabah yani. Bizim kanalda vardı bir haber ve bir yorum. Elon Musk da toprak alıyormuş. Dünyada bütün zenginler toprak alıyorlar. Toprak alıyorlar. Ama onlara zengin demeyelim artık. Zenginlik başka zenginlik bir şey. Zenginlik başka bir şey değil mi? Yani işte biraz bir kuşak çocuğuna para bırakana hani zengin deniyor olabilir belki ama onlarınki artık zenginliği aşan miktarlar yani. Öyle zenginlik olmuyor yani Bill Gates'ler, Elon Musk'lar. Ama onlar da toprak alıyorlarmış yani. Evet, işte toprak yatırımı varmış bütün dünyada, niyeyse. Evet, topraktan geldiği insan gene toprağa gidecek. Bizim sadık yerimiz kara toprak. Bizim sadık yerimiz aslında akışımızdı. Fakat akış makış kalmadı. Hepsi sağ olsun dağıldı. Aziz Bey. Saat 8.30 itibariyle, 8 itibariyle akışı aldı, götürdü. 9. Ve 9'da resmileştirdi. Söz Ahmet Selim Kul'da. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 8 ya da 9 Haziran'da ya da 8-9 Haziran'da yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım aday. Söz Ahmet Selim Kul'da. Yani beklenti Ali Koç'un karşısına çıkabilecek aday. Ali Koç seçime tek adaylı mı gidecek yoksa karşısına bir aday mı çıkacak noktasında beklentilerin en fazla yoğunlaştığı isimdi sevgili Aziz Yıldırım. Ve tabii ki bu 2018 seçiminin rövanşı anlamına da gelecek bir anlamda. Yani şu rövanşı derken Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı ilk açıklamadan anladığımız... Bunu öyle bakmayacak ve bir kavga gürültü etmeye değil Fenerbahçe'nin yani onun ifadelerini aktarıyoruz. Fenerbahçe'nin yeniden yükselmeye, Fenerbahçe'nin yeniden başarılara ulaşmaya ihtiyacı var. Kendisine has bir tarzda ve kendisinden beklenilen bir tonla çıktı aslında. Hayır, beklenmeyen bir tonla şöyle, çıktı. Şöyle, Mourinho kısmından bahsediyorum. Ha, ondan mı? Ama yoksa yani, açıklamaların tonu Aziz Bey evet. Sertliğinden çok daha mutedil. Bu noktada bence çok doğru bir adım atarak evet, başladığını düşünüyorum. Çünkü Sayın Başkan'ın tavrı, o net oluşu, bunlar kavgacı olması olarak yorumlandı ve değiştirildi zaman içerisinde. Ve yaşadığı olaylardan sonra sportif başarı gelmeyince bunlar onun için çok kötü özellikler gibi anlatıldı. Kavgacılığı ama, dezavantajı haline dönüştü. Dönüştü ama gelinen noktada tabii yıllar geçti. Aziz Yıldırım ne kadar hani seveni vardır sevmeyeni vardır ama Fenerbahçe Kulübü'ne 20 yıl başkanlık yapmış bir isim. Yani... Fenerbahçe'nin her zaman efsane başkanı olarak açıklamadaki 4-6 yıl çok önemli. Yani Ali Bey'in 6 yılı kötü kardeşim biz bunu düzeltmeye geliyoruz demiyor. Demedi. Benim de 4 yılım kötü. 2014-18 evet. Yani herhalde o 2014'teki son şampiyonluktan 2018'e kadar ki benim de 4 yılımı düzeltmeye geliyorum. Tahmine geliyorum. Diyor. Ve Mourinho çok iddialı. Fenerbahçe'nin böyle bir ismi artık büyük bir hocaya ihtiyacı var demesi. Direkt hani ortaya bir fikir, bir yine akıl koyarak başlıyor. Aziz Yıldırım'ı dediğim gibi yaptığı hareketlerden dolayı eleştirebilirsiniz ama her sezon başında bir futbol aklıyla yola çıkar ve onu sezon sonuna kadar götürür. Bu yanlış olmuştur, doğru olmuştur, sonuç vermiştir, vermemiştir ama yine yola çıkarken ortaya bir net bir şey koyarak çıkıyor. Mourinho temasıyla ilgili paylaşabilir misin? Neler oldu, neler oluyor, başkan neler olacak? Başkan 2 saat dedi, benim duyduğum 3 saat görüşmüşlerdi. Hmm. Hani... benim bildiğim kadarıyla yine Cuma günü oldu bu görüşme ama şunu söylememiz gerekiyor. Mourinho bir gün Türkiye'ye gelecek, bu çok belli. Fenerbahçe'de mesela benim yine öğrendiğim kadarıyla yarın Salı değil mi? Yarın da Mario Branco Mourinho ile bir görüşme yapacak. Ali Bey adına. Adına yani o tarafı temsilen ve Sayın Saadettin Saran da Mourinho ile bir görüşme yapmıştı. Yani Mourinho Aziz Yıldırım'ın açıklaması altında o var. Yani
Fenerbahçe'ye gelecek diyor. Ben kazansam da kaybetsem. Aynen de. Öyle. Açıklamasının altında yani bu, o var. Kazanırsak Fenerbahçe'nin başına getireceğim doğru ama Fenerbahçe görüştü diyor. Ali Bey'i de katıyor işin ki içine. Ki kendisi de şunu söylüyor. Demiş ki Mourinho'ya ben seçilsem de seçilmesem de gel. Evet Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Ama senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Nasıl bir özgüvendir öyle ya? Orada da şunu söylüyor. Porto işte Porto'da, çıkış Porto'da nasıl çıkış 2003'te. Yaptın? Senin de yeniden böyle bir takımla çıkış yapmaya ihtiyacım var diyor. Ya Aziz Yıldırım bu tarz isimlerle Obradoviç'le kurduğu bağlantı vesaire bunlar Aziz Yıldırım'ın bu anlamda iyi anlaştığı karakterler olmuştur hep. Ya şunu söylemem gereken şu. Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım'dan beklenen tavır, tarz bu. Ya babacan olunması bekleniyor. Kulübün babası, abisi hani olsa da olmasa da bu rolde olması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın 6 yıl boyunca olmamasını çok eleştirenler oldu. Hani zor zamanlarda niye çıkmadın, konuşmadın vesaire. Ben şunu söyleyebilirim. Bence Aziz Yıldırım'ın olmadığı dönemde çok fazla işin içinde olmaması, çok fazla konuşmaması ne olursa olsun yönetimin Aziz Yıldırım'ın desteğini hissettiği anlar olabilir ama orada çık burada şey yap. Ya Aziz Yıldırım'ı peki o konuda ne yapacağı söylenmemeli o çok konuda fazla. Ali dinleyeyim. Bey'in Aziz Bey'den daha el uzatıcı bir tavır olduğuna inanır mısın? Onu gözlemler misin? Ya ben şunu bilirim, şunu söylerim. Bu ikilinin barışması vesaire öyle insanlar öyle şeyler söylüyor. Divan başkanları bu noktada vaatlerde bulunmuştu barıştıracağız edeceğiz diye. Ya öyle çok mümkün gözüken bir şey değil. Ama yani küslük de değil yani bu böyle bir muhabbet de değil. Yani insanlar bence başkaları adına düşünmeyi bırakmalı yani. Bu Ali Koç da çok büyük bir isim. Türkiye'nin önemli iş adamlarından biri. 6 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı vesaire. Aziz Yıldırım 20 yıl Fenerbahçe'ye başkanlık yapmış. Yani bu insanların dünyalarının, bakış açılarının, iletişim şekillerinin daha farklı dengelere dayalı olduğunu biraz anlamak gerekiyor. Yani senle ben gibi olmuyor böyle insanlar arasındaki hukuk, diyalog, barışlık, küslük her neyse. O yüzden bu noktada bence peki, Fenerbahçe'nin çıkarlarını ön plana koyan bir seçim sürecine camianın da itmesi gerekiyor tüm adayları. Şey de söyleyelim, ben de Aziz Bey'le akşam konuştum çünkü o kadar çok liste yayınlandı ki ya başkan ne oluyor dedim. Aynen verdiği cevap, ben hiç kimseyle konuşmadım. Hiç kimseyle görüşmedim. Çarşamba 13.30 Kalamış'taki büyük bir otelde basın toplantısı yapacağım. Çarşamba 13.30'daki basın toplantısının ardından herkesle konuşacağım. Şu anda da konuştuğum insanlar var ama onlarla fikir teatisi yapıyorum. Listeye gir, girme. Hatta bu akşam Sayın Murat Ülker'in açıklaması var. Mealen diyor ki Murat Ülker, ya ben listede benim ne işim var? Benim ailemin adını katmayın bu işe. Aynen öyle. Ya zaten Sayın Murat Ülker... Murat Ülker niye listede olsun yani, bu arada? Bu yani? Şeyleri biraz dengeleri düşünerek yani, ya uçuyor şimdi transfer haberleri vesaire. Bayılıyor insanlar uçup kaçmaya. Şunu da son olarak söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Sayın Aziz Yıldırım bir açıklama yapmıştı. Mevcut yönetimi eleştiren noktada şöyle bir açıklama yapmıştı. Eğer sene sonunda Sayın Ali Koç'un karşısına hiç kimse çıkmazsa ben çıkar aday olurum demişti. Hı hı. Yani bu adaylığı biraz oradan gelen bir nokta. Yani Fenerbahçe'nin tek adayla seçime gitmesini bu 6 yılda işte şampiyonluk olmamasından sonra artı 4 yılda Aziz Yıldırım'ın dönemi var. Seçime tek adayla gitmesini hiçbir şekilde doğru bulmuyordu. Hiçbir şekilde bunun çok iyi bir durum olmayacağını düşünüyordu. Bu adaylık açıklamasının arkasında aslında o var. Aslında Saran aday olsaydı da biri de Saran'dı. Saran'ı çok ağır eleştiriyor Sayın Aziz Yıldırım. Ona bırakmam kulübü diyor. Kulübü. Geçmişte aralarında yaşadıkları diyaloglar var. Her ne kadar o konuda mahkeme kararıyla Sayın Saran geri dönmüş olsa da farklı iddialar Aziz var. Aziz Bey ona bırakmam ben kulübü diyor. Yani o yüzden bu adaylık o kimse çıkmıyor. Ben çıkıyorum o zaman adaylığı. Çok çetin bir seçim süreci yine bizi bekliyor. Ve ben Aziz Bey'in son derece mutedil bir açıklama yaptığını, Fenerbahçe için demokrasisinin geçerli olduğunu, yaptığı açıklamanın içerisinde Mourinho iddiasının dışındaki tüm cümlelerin makul, mantıklı, ele avuca gelir ve artık onun da olması gerektiği gibi. Çünkü o da 60 yaşındaki ya da 2 Temmuz 2011 günkü Aziz Yıldırım değil. Yani o da artık
Bir yerde herhalde kendisi de bunu biliyordur ki, takdir ediyordur ki, tecrübe ediyordur ki hepimiz gibi yaş aldıkça daha da hayata olgun, makul bakan. Zaten Aziz Bey öyle bir adam da arada şey oluyor. O şekerle ilişkili kendisinin de sürekli söylemiş olduğu yükselmeleri bazen kamuoyunun önünde olumsuz olabiliyor idi. Cem abi, Şekip Osmanoğlu'nun evet. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı olması bir işaret fişe miydi? Yani bir test sürüşü yaptı o cephe, hani Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları diye imzalanan metinler var ya, bir test sürüşü yaptılar ve belli ki hani camia içindeki güçlerini bir şöyle bir denediler. Biraz da onun etkisi olduğunu düşünüyorum ama çok belirleyici mi bilmiyorum. Ben biliyorsun öyle kulislerle falan çok... Kulüp siyasetini bir sevsem var ya, şuradan neler çıkaracağım abi, biliyor musun? Kulüp siyasetini sevmiyorsun. Evet, maalesef. Şimdi maalesef sevmiyorum. Belki de sevmem lazım. Ya, keşke sevsen ya. Bir de tabii bu dilin yumuşaklığı, yani başlangıçtaki dilin yumuşaklığı şeye de benzemiyor değil. Hani sezon başında hakem konuşmayacağız diye 3. haftadan sonra herkes bir bilek güreşine başlıyor. Şey dilinin, yani bu sene özellikle Fenerbahçe yönetiminin sert dilinin faydasızlığı da ortadaydı. Yani çok sertleştirdiler dili, zaman zaman çok yükseğe çıktı iş. Onun bir faydası olmadı çünkü oyunun kendi verileri var. O kendi verilerinin dışına o kadar da taşamıyorsun. Hani sağdan çekilmek şudur budur. Geçmişte de buna benzer şeyler oldu. Gerekirse sandalyeyi sahanın ortasına koyarım gibi işler. Ama olmuyor onlar. Yani o bir süre kendi kitlesinin şöyle nabzını bir alıyor. Belki yükseltiyor, belki alçaltıyor ama oyunun kendi verililiği içerisinde çok işe yaramadı. Onların aşikar. İşe yaramadı şöyle demeyelim. Özgür Yankaya için onu demişti. Bunu bir daha buraya gönderirseniz onlara sahanın ortasına sandalye koyar oturur demişti. Tamam. Daha Aziz Yıldırım gidene kadar hiç gelmedi Özgür Yankaya. Onlara olur o. Yani tabii tabii. Yok, o kadar hani olur. Yani şey, o da latife yapmak için. O da o kadar o güç denemeleri oluyor. Hakemler de oluyor daha çok. Yani oyunun verililiği içinde, oyunun efendim finansal halleri içinde, kültürel halleri içinde çok etkisi olmuyor. Ne yazık ki o kadar güçlü değil. Belki bir şeye itiraz etmek gerekir. Bu Jose Mourinho'nun çıkış yapma meselesine. Yani Jose Mourinho olsa hani bizde öyledir. Bir tanıdık biri geldi mi ülkenin marka değerine katkı vereceği düşünülür. Değil mi? Öyle düşünüyoruz. Abi Jose Mourinho gelince de dünya kameraları adamı Yunanistan'dan aradılar ya. Beni direkt aynen. Bir iki yurt dışından aradılar hemen. Şimdi Vicente Del Bosque buraya geldiğinde baya bir hemen üst baya haber olmuş bu konu. Ya baya büyük şeydir yani. Vicente Del Bosque kocaman bir isim yani. Düşünün Luis Aragonés falan, bunlar hep çok kalbur üstü. Çok işimize yaramadığı için söylüyorum. Yani o anlık bir gelen kulübün belki bir kısa dönem ya da bir dönem işine yaramıştır görünürlüğünde, marka değerinde, ama uzun vadede ne o takımın ne ülke futbolunun pek hayrına olan işler değiller. Bunlar çünkü bunlar aslında hala ülkenin görüntü sorunlarına fazla takıldığını gösteriyor. Eskiden televizyonlar böyle görüntüler kayardı, ince ayar yapılır, oturtulurdu. İyi de Mourinho bana gelmiş, benim ülkeme gelmiş, tercih etmiş dünyanın en büyüklerinden biri. Sen de Del Bosque diyorum ya. Atlamayın yani doğru diye söylüyorum. Yapısal sorunları düzeltmeden yani bu... Yükler var geldi, yapısal karamel sorunları düzeltti. Yok bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yani çok Galatasaray'ı şampiyonlukta zorladın, onu da bilmiyorsun yani. Onu da bilmiyorsun. Yani bayağı büyük projelerle gelmiş, bayağı büyük isim işte. Mancini yani, daha ne? Şampiyon yap. Ya daha ne? Ya daha ne yani? Değil mi? Yani çok bizim işimize yarayan işler olmuyor bunlar. Bunlar daha çok eğer... Bir kulüpten iki kişi birden Jose Mourinho'ya gidiyorsa söylendiği gibi, öyle değil mi kulis haberi? Üç mü gidiliyor? Üç gidiyorsa ücret katlanıyor demektir. Yani hani 2 liraysa 4 lira, 4 liraysa 8 lira falan oluyordur. Mourinho'nun ücreti yani, değildir ama. Yani bir kıyıdan da şöyle düşünelim. Yani şimdi Jose Mourinho'nun çıkış yaptığı futbol ortamı, iklimi, halleri, oynama biçimleriyle günün halleri çok başka. Artık formülleri çözülmüş, başka tür formüllerle oyun başka bir yere gitmiş, farklı teknik direktör ve davranış ve aktörler ortaya çıkmış. Fenerbahçe karakterine uygun cesarette, iddiada, yapıda,
kararlılıkta Barcelona Inter karşılaşmasından sonrasında gitmiş, tribünlere böyle yapmış. Eski çok Türk hareketleri de var çok abi. Turkish United. Açıklamaları falan. Ya böyle. İşte öyle olmasa mı acaba diyorum ya. Ama yok yani o anlamda ilginç bir buluşma da olabilir. Bunlar hoşunuza gidiyordur büyük ihtimalle. Ama burada da bunun bir alıcısı, bir magazini olur yani. Bu Fenerbahçe'ye gelmesinden bağımsız hani bu olaydan bağımsız Mourinho hep hayalimdi yani bu ülkeye gelmeli bu adam. Bana göre teknik direktörlüğün kitabını yazmıştır. Her şeyiyle yani her detayıyla bana göre en iyi hocadır ya, vesaire tartışması değil. Ne dediğinizi çok anlayamıyorum yani. Bu kaç tane kitap abi, yazılmıştır? Abi Real Madrid Barnabao'da çıkıp maçtan önce çıkıp ya, o olaydan sonra... Tamam da şimdi Pochettino'nun yazdığı bir kitap var. Guardiola'nın yazdığı bir kitap var. Klopp'un yazdığı bir kitap var. Rafa Benitez'in var. Ancelotti'ninki zaten ansiklopedik bir hikaye herhalde. Yani kitap değil onunki. Bayağı ansiklopedik. Onlar da çok önemli bir adam abi. Yap. Yani ansiklopedik... Ya önemsiz demiyorum. Sizin meseleniz o değil diyorum. Önemli adam diyorsunuz. Şimdi bana yok ya Jose Mourinho. Sen Mourinho'yu kötülüyorsun abi. Çalışıyorsunuz. Hani böyle sen Mourinho. Ya konumuz o değil. Yani ülkenin sorunları bu değil. Dikkat ediyorsanız çözümler hep aynı yerden yürüyor. Büyük oyuncular. Ariel Ortega büyük bir oyuncuydu geldiğinde değil mi? Evet. Büyük bir oyuncu yani. Ya ülkenin oyununun geldiği yere baksana nice bu hikayelerden geçti. Acaba ihtiyaçlarımız bunlar mı? Yani anlatıyı buradan kurduğumuzda, yani ilk işe buradan yürümeye başladığımızda bu ilk anda çok kulağa hoş gelen, fotoğrafı güzel görünen, bizi dünyaya tanıtan, bir de bizim böyle dünyayla bir tanınma gibi tanınma derdimiz var. Yani oynamadan birisi bizi oynatsın ve tanınalım istiyoruz. Yani benim çok aklıma yatan işler değiller. Biraz sanki eski uygulamaların tekrarı gibi geldi Jose Mourinho çıkışı ama çok etkilidir bu. Yani bir seçim başlangıcında çok önemli şeyler oluyor. Şimdi 6 puan önünde Fenerbahçe'nin Galatasaray günden birden buraya doğru gidiyor. Hatta Mourinho'ya. İşte Mourinho üzerinden Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe başkanlık tartışmasına haliyle şampiyonluk kutlaması diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi. Berabere kaldı ve şampiyon oldu. Galatasaraylılar sevinecekler. İşte bir gün gazeteler coşkulu sayfalar. Sonra bir pek kimsenin okumadığı şampiyonluk hikayeleri yazılacak sayfalarda. Ama genel olarak iş çok kısa süre sonra Fenerbahçe'deki bu büyük yarışa çekildi. Mourinho uçağını takip edeceğiz. Ahmet Ali Şunu Koç cephesindeki abi, durum nedir? Onu anlatmadan son bununla ilgili. Zaten 5 dakikam var. 5 dakika sonra reklama çıkacağız. Bir Aziz Yıldırım özellikle hani 11 sonrası farklı bir dönem, farklı şeylerle uğraştı ama özellikle öncesinde bir gündem belirleme uzmanıydı. Yani tabii ki Galatasaraylılar buna çok kızıyordu ama ya bir günde bir hareketle bütün gündemi değişiyordu. Ve Türkiye'de Cem abi işte geçen hafta bununla ilgili tartışsak da gündemi belirlemek, algıyı yönetmek çok önemlidir. Bu anlamda dönüşünü de geçmişine atıf yaparak yaptı. Yani şu anda derbi gündemi, bilmem işte şampiyonluk vesaire hepsi bir anda taça çıktı ve bütün herkes Aziz Yıldırım. Ama o zaman da Galatasaray daha çok şampiyon oluyordu. Ya işte bakacağız. gündemi belirlemekle fayda sağlamak arasındaki ilişkiyi bir türlü doğru kuramıyor ülke yani. Tamam. Doğru. Gündem doğru. Belirleniyor. Bir tartışma açılıyor. Sen ötekinin gündemini elinden alıyorsun ama yani ülkeye pek ya takıma da ülkeye de pek faydası olan işler değiller bunlar. Ali Koç yani cephesi aslında sorunlar belli ki bambaşka Ali bir Koç cephesi yani. Neler var? Şimdi Sayın Ali Koç da başkanlık adaylığını açıkladı. Orada şöyle bir durum söz konusu. Tabii mevcut yönetim olduğu için şimdi Fenerbahçe Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacak. Hı hı. Her ne kadar şampiyonluk artık hani %99'a geldiyse de %99.9'a geldiyse yani matematiksel olarak bitmedi yani. Yani matematiksel olarak bitmedi ve matematiksel olarak bitmesinin de önemi yok. Oradan alacağınız sonuç her türlü önemli. Sonuçta bu bir derbi. Her hani şampiyon olamasanız da mesela işte Galatasaray'ı orada yenmek Fenerbahçe'ye işte bir nasıl diyeyim bir alan yaratır yani bir alan kazandırır. Evet. Bu anlamda tabii Ali Koç'un gündeminde vesaire mevcut yönetimin gündeminde bu maçlarda söz konusu. Ama şu Sayın Ali Koç'un da çıkıp yapacağı açıklamalar, çıkıp yapacağı işte basın muhtemelen bir tanıtım hani biz adayız toplantısı da olacaktır. Burada artık şu bir gerçek ki daha nasıl diyeyim fazla şey ortaya koyması gerekiyor. Çünkü tek adaylı seçimle başka bir hikaye anlatmanız gerekiyor. Artık karşınıza bir de güçlü bir aday çıktı. Sayın Ali Koç da yönetiminde bazı değişiklikler yapacak. Böyle duyuyoruz. Hani bu noktada
yeni isimler de göreceğiz. Ama nasıl diyeyim, şey noktasında mesela Mario Branco işte yarın görüşecek teknik direktörlük noktasında. Ali Bey devam ederse Branco da devam edecek demektir. Evet, yani ona bir sinyal epey aynı zamanda. Çünkü Mario Branco üzerinden konuşuldu gidiyor falan diye, de o yüzden söylüyorum. Ya işin özeti Ali Koç'un gündeminde, Sayın Ali Koç'un gündeminde biraz daha şu anda takım, mevcut takımın durumu vesaire de var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki hani Galatasaray maçından sonra bu tonda bu şey devam edecek mi? Umarım eder, etmeli. Fenerbahçe'nin şu anda Ali Koç, Aziz Yıldırım kavgasına hiç... Ama iki tarafında ben... Kavga niye diye düşünüyorsunuz ya? İşte hayır hayır. Yani, böyle bu işin böyle bir kavgaya... Yani. Yok işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum abi. Bu böyle bir sokak kavgası tonunda... Öyle hani herkesin ya. Birbirine... Olmaz öyle şey. İşte olmamalı, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani zaten diyor ki yani bir böyle bir şey yapmaya gelmedik. Fenerbahçe yükseltmeye geldik diyor. Yani o eski dilden işte, arındık senin diyor. Dediğini söyleyeyim. Kendi röntgenimizi çektik. Oradaki evet. Yanlışları tekrar etmeyeceğiz diyor. İşte zaten Mourinho da orada itiraz ettim ben. Eski hataları. Ben yani işte şunu diyorum. Bir sürü işte Zico'dan başla yani o canat. Evet. Aragonos'tan gel bu tarafa doğru. Yani şampiyon olunuyor Türkiye'de. Öyle ya da böyle bu takımlar şampiyon çünkü olunuyor. Çünkü goller atılmıyor, yeniyor diyorsun sen. Yani çoğunlukla öyle oluyor işte. Bu hafta gördün yani takım fark etmeksizin benzer golleri yedi takımlar yani. Şu var, sen dedin ya hani. Son cümleler reklama geçeceğiz. Sen dedin ya hakem konuşmayacağız bu sezon. Ona öyle dönmemeli. Yani. Bu da işte kavgaya dönmemeli. Fenerbahçe kötü durumda, uzun yıldır şampiyon olamıyor. Camia bazı dengelerini kaybetmiş durumda. Umarım iki aday da, iki başkan adayı da bu çizgiden hiç sapmaz. Bu iş Fenerbahçe için faydalı bir yarış olur. Seçim günü biz dönüp bugünkü mutedil havayı alkışlamayı sürdürelim istiyoruz. Galatasaray'da seçim gündemi var. Yarın saat 17'de Sayın Dursun Özbek'le bu stüdyolarda canlı yayında birlikte olacağız. Onunla ilgili de dönüşte söyleyeceklerimiz var. Ama bir reklam arası. Dönüşte Fenerbahçe maçıyla başlayıp Galatasaray maçıyla başlayıp Süper Lig'e döneceğiz. Aziz Bey de Ali Bey de bu önemli ve kutlu yolda başarılar diliyoruz. Tekrar birlikteyiz. Habertürk TV, Habertürk Radyo'da 21. Geçiş Oyunu programında sizlerle birlikteyiz demiştik. Ve Süper Lig'de son iki haftaya girerken bir puan cetveline ve şöyle bir haftanın sonuçlarına bakalım. Zirveden ziyade geçen hafta da yapmıştık. Aşağıdaki maçlar 99 puanlı lider Galatasaray, 93 puanlı ikinci Fenerbahçe. Zirveden ziyade aşağısı çok enteresan maçlara sebep oldu. Karagümrük Galatasaray'a kaybetti. Kayseri Fenerbahçe'ye kaybetti. Pendik Rize'yi yendi. Konya Samsun'u yendi. Hatay Ankara Gücü'nü yendi. Antep Demirspor'u yendi. Ve ortaya ikinci sayfası itibariyle verelim arkadaşlar puan cetvelini. Ki birinci sayfaya döneceğiz ama ikinci sayfadan başlamak rica ederim mümkünse. Hop çok güzel oldu. Ekran nefis oldu. 16 puanla İstanbulspor küme düşmeyi daha öncesinde maalesef gerçekleştirmişti. Cem abi geçen hafta da konuştuk. Ama Pendik 36 yaptı, Hatay 37, Karagümrük 37, Antep 38, Ankara Gücü 39, Konya 40 ve matematiksel olarak Kayseri ve Samsun'da işin içinde ne dersin? Bir kere yukarıdaki kopuşu anlatıyor bu aşağıdaki yığılma. Yukarıda iki takım koptu gittiler ya, bu aşağıdaki yığılmadan oldu bu iş yani ağırlıklı olarak. Burada çok güçsüz takımlar ve aslına bakarsan mesela Pendik, Karagümrük... Değil mi? İstanbulspor. Bunlar tribünlü takımlar değiller. Evet. Kentlerde hani Hatay'ı dışarıda tutalım felaketten, deprem felaketinden dolayı hani dışarıda tutalım. Kentlerde işte Ankara Gücü biraz belki taraftarlı bir kulüp olarak görülebilir. Orada da sıklıkla işte hoca değişikliğine gitmiş olmak, istikrarsızlık. Şu aşağıdaki takımların hepsinin toplam değiştirdiği teknik direktör sayısına bir baksan konu çözülüyor zaten. Yani bir orada bir istikrar olması. Bu sayfada antrenman, ortalama 3 desen 30. Tabii antrenman devamlılığı olması falan beklenemez yani. Böyle şey olur mu ya? Sürekli teknik direktör değiştirerek çözüm arıyorsun. Hani eskiden namlı teknik direktörleri getirerek sanki yani
işi çözeceğini varsaymak gibi bir durum bu yani. Yani ama büyük hareket, kendi hareket gelir insanlar abi. İnsanlar da ilgilenmiyorlar çünkü tribün çok, tribünü yok. Yani kamuoyu olmayan, hatta Tolunay Kafkas'ına dedim. Ya yan taraftaki gazeteci sayısıyla bizim gazeteci sayısı, basın mensuplarını karşılaştırın dedi. Bunlar doğal şeyler. Yani kamunun ilgilendiğiyle ilgileniyor. Herkes bir eşitlik arıyor şeyde, oyunda. En azından magazin eşitlik arıyor ama o da öyle olmuyor. Şimdi alıcısı olmayan yere de insan pek uğramıyor. Hani kalabalığı olmuyor onların. Yani doğru mu dersen değil ama. Gerçek. Değil ama gerçek yani. Yani verili bir durum da bu. Dolayısıyla aslında ligin şeyini, cüssesini gösteren işler bunlar. Şurada herkes yani 41 puanla 37 puan her an iki maçta yer değiştirebilir ve hiç beklemediğimiz bir tabloda oluşabilir. Çünkü o kadar kolay goller yeniyor ki. Yani atılmaktan daha çok yenilen gollere bakmak gerekiyor ligin durumunu anlamak için. Şimdi bu takımların çoğu şey diye biliniyor, savunma ve meşhur geçiş oyunu oynayan takımlar. Nedir o geçiş oyunu bilmiyorum da. Pas arası yaparlar. Ha, öyle de evet, programımızın yani ismi. Programın adı geçiş oyunu. İşte anlatanı yok işte, adı güzel de. Hani bir geçiş var, oyun var da. Hani anlatanı yok, nedir bu? Bildiğin işte kontratak değil mi o? İşte öyle, bence öyle yani. Eski kontratan gelişmiş hali. Ne yapacaktı kontratak da 70'li yıllardaki gibi oynanmıyorsa bu oyun. Yani adına bir havalı bir isim bulunmuş oldu. Şimdi yani buradaki anlatılan şey, yani o kadar kolay gol yeniyor ki. Ya bu takımlar savunma yapma temelli takımlar gibi görünüyor. Savunma da yapamıyorlar. Yani bir, iki, üç, dört, beş kere oyuncu topa temas ederek gidiyor. Önüne gelen yok, temas eden yok, onu etkisiz alana gönderen yok. İnsan düşünmeden edemiyor. Ya bu gol, hani bu takımlar hangi antrenmanı yapıyorlar? Sıfırdan içeriye toplar çevriliyor, goller atılıyor filan. Tutanları iyidir belki. Tutanları da iyi değil işte. Tutanları iyi olsa buraya yığılmazlar yani. Atanları kötü. Tutanları iyi değil. Atanları iyi değil. Bu kadar teknik direktör değiştirildiğine göre teknik direktörleri de iyi değil. Bu kadar olumsuzluğun içinde yani bu lige şaşırmamak lazım. Yukarıdakiler bu sene Galatasaray, Fenerbahçe rekor üzerine rekor kırdılar. Haftada her hafta neredeyse o rekoru kırdı, bu rekoru kırdı, bir de şu rekoru kırdı. Büyük şey, iki takımın da maçlarını verelim. Yedek FB TV'ler biz ve iki kanal, üç kanal daha saymış arkadaşımız. Ahmetciğim, yedek FB TV'ymişiz biz. Mesela yarın Galatasaray Başkanı'nı konuk alıyoruz. Değil mi? Yedek FB TV. Abi yemin ediyorum. Bazen abi her tweetleri bilmeyince. Hayır, tweetleri hemen okuma abi, benim boşluğuma gelirse. Gazetecilik bilmeyince yani, gazetecilikle ilgilenmeyip sadece takım duygusuyla davranınca yedek haber FB nedir, habercilik İyiymiş nedir, sıcak olan nedir falan, onları yedek kestiremiyor FB tabii. Arkadaşlar Galatasaray 99 puan, Fenerbahçe 93 puan. 37. haftada derbi var, 38. haftada Galatasaray Konya'ya gidiyor ve Fenerbahçe İstanbulspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında kalan maçlar bu şekilde. Ziraat Türkiye Kupası programı da bugün belli oldu. Onu da istirham edelim arkadaşlarımızdan. Ata kardeşimiz hazırladı güzel güzel grafiklerimizin eşliğinde. 23 Mayıs Perşembe 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş Trabzonspor karşılaşacak. Maçta yabancı var var ve yarı otomatik offside sistemi de karşılaşmada uygulanacak. Cem abi öğle saatlerinde beni aradı. Sayın Büyük Ekşi, Sayın Arat ve Sayın Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu basın toplantısının sonrasında dedi ki hemen dedi akreditasyonlarımızı yaptıralım, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gidiyoruz. Perşembe akşam. Dedin. Ben. Sen. Benim yaşım o kadar kalabalık maçları, o kadar uzun seyahatleri. Gidilmez diyorsun. Yani o kaldıracak fiziksel yeterlikte değilim. Ayrıca o gün biliyorsun Perşembe akşamları. Perşembe akşamları için sende. Evet, kızım bende olduğu için uygun İnci değilim. İnci tanesi sende. Evet, uygun değilim o tür işlere. Şimdi şey, bu Burak Süper Kupa istiyorum finali çok sevgili alakasız Burak bir Yılmaz şey istiyorum Süper arkadaşlar. Süper Kupa finali artık keşke en baştan olimpiyatta olsaydı, zaten daha büyük, evet, bir yani ekonomi. Hiçbir, yani hiçbir nümayiş olmayacak. Daha büyük bir ekonomi yaratılırdı. Evet, daha büyük bir ekonomi yaratacaktı. Söylemiş ligin senden ilgisi gelecekti. Oyun dışı etkiler bu kadar tartışma yapmayacaktı. Demek yani ki oynanabiliyormuş yani. Oynanabiliyor. Şimdi iki tarafta tam çok büyük bir şey yok aralarında böyle. Kavga gürültü çıkacak durum yok ama sonuçta orada 60-70 bin kişi bir 30-30 kişi bir araya gelecek yani, demek ki yapılabilir. Demek ki yani bir tanesi de İstanbul takımı, bir tanesi Trabzon, değil mi? Düşün yani, hani o da mümkünmüş. Oluyormuş yani. O da mümkünmüş. Evet. Her şey mümkünmüş. Bir tek biz mümkün olmayanın peşine düşmüşüz.
Peki. Onu da mümkün kılamamışız. Şimdi, sadece kavga etmişiz. Az önce ekranda da vardı. Yabancı VAR hakemimiz var. Devam da ediyoruz. Ama çok kıymetli kardeşimiz Burak Yılmaz'sa Kayseri Spor Teknik Sorumlusu sıfatıyla dün Fenerbahçe maçından sonra çıktı ve bakın neler söyledi. Ben Türk hakem istiyorum. Onu söyleyeyim. Herkes yabancı hakem istiyor. Ben Türk hakem istiyorum. Çünkü VAR'da yabancı hakemi ben kabul etmiyorum kendi adıma. Ben de bu ülkenin bir evladı olarak, ben de bu ülkenin bir değeri olarak, ben hata yapacaksa da ben kendi hakemlerimin hata yapmasını istiyorum. Yani bu bazı maçlara yabancı VAR verilmesi, bazı maçlara Türk VAR verilmesi, geçen hafta en önemli maçlara Türk verilirken bazılarına yabancı verilmesi falan, bunlar çok irdelenmesi gereken şeyler. Yabancı hakemin buraya gelmesi demek Türk hakemlerine bir hakarettir, bir aşağılamadır. Siz bu işi yapamıyorsunuz ya da art niyetli yapıyorsunuz demedir. Ben o yüzden bunu kabul etmiyorum. Kendi insanımıza değer verelim, kendi hakemlerimize değer verelim. Abi bu kadar sert midir sevgili Burak kardeşimizin anlattığı kadar? Ya konu bu kadar rigid midir? Yani, düşündüğünü söyler insanlar da şimdi bu, bazı işleri kendi hayatımıza da uyarlamak gerekiyor. Şimdi Harry Hukas maçın başında konuşuyor, Harry Hukas maçın sonunda konuşuyor, Burak Yılmaz genel toplantıda konuşuyor değil mi? Evet. Yani bu şey, 20 dakika sonra Mixon olan karma alan. Hani o şey değil, oyuncuların bize konuştuğu gibi resmi konuşmalar ya, yayıncı kuruluş konuşmaları değil bunlar. Basın yani toplantı, resmi basın toplantısı. Doğru, dolayısıyla tamam yani ben de hakemlik sen meselesinde temelde oraya VAR'a karşısın. Onu tabii, geçelim yani. Hayır. VAR'dan öte yani VAR'a karşıyım, yabancı hakem çok anladığım işler değil yani niye böyle oluyor işte yabancı hakemler ya VAR'cılar geldi aynı şeyleri tartıştınız. Ya biraz tabii bu konularda tutarlı da olmak gerekiyor. Şimdi benim pro lisansım yok, benim yerime başkası konuşuyor, ben diyorum ki bizim hakemlere saygı gösterelim. Biraz tuhaf oluyor Kayseri yani. Spor Teknik Direktörüyüm, şeyi ben veriyorum talimatı. İşte teknik direktörü değilsin, onu anlatıyorum teknik işte. Teknik direktörüyüm, fiili. Değilsin. O fiili olarak başka kağıtta bir şey. Kağıtta değilsin, yani yazanda değilsin. İşte. Zaten sorun o. Yani ya Burak'ın kabahati. Bak şimdi kimse bu soruna yaklaşmıyor. Bak kaç yıldır ülke bunu tartışıyor. Hakemi tartışmak işin kolayı. Hatta yani tartışmıyor. Bir kulüp güç göstermek için bu hakem bizim sahamıza gelemez demesi İşin kolayı. Gelemiyor da. Şimdi bu yani yönetmelikle, nizamla, protokolle halledilmediği için bu işin kolayı. Yani en kolay satın alınan yeri. Ben kabul etmiyorum VAR hakemini. Doğru. Söylediği doğru. Ama mesela bizim şey hakkımız olmuyor. Ya profesyonelsiz insanlar niye takım yönetiyorlar ve biz aslında bu dolmayı niye yutuyoruz? Kayserispor Başkanı beni istedi ya kardeşim. Ya bu onunla ilgili değil, herkesle ilgili. Yıllardır süren bir şey. Yani yeni bir şey değil ki. Kayserispor Başkanı bana teknik direktörlük için teklifte bulunmuş ya kardeşim. Ya onları anlıyorum ben. Onları anlıyorum. Harry Hukas'a bulunmamış. Ben Burak Yılmaz'ım. Anladım. Bunların hepsini biliyorum zaten. Yani diyorum ki bak madem bir kapı açmaya çalışıyor bir teknik adam, o zaman biraz tutarlı olmak da gerekiyor. Benim yerime başkası konuşuyor. De ki kaldır protokolü, ben konuşayım. Hakem istemiyoruz ya, yabancı hakem. Önemli maçlardan sonra konuşuyorlar mı? Bugün Selçuk'ta konuştu mesela. Ama olmuyor işte diyorum ben. Harry Hukas diyorum. Maçın başı başka, sonu başka. Yani şimdi mesele şu. Yani Mourinho'yu getirip yapısal sorunlar yok gibi davranmak, Aragones'i getirmek, Del Bosque'yi getirmek, Mancini'yi getirmek, yapısal sorunlar yok gibi davranmak, yabancı hakem getirmek ya da getirmemek, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'dan başlatıp şeyde oynatamamak, Şanlıurfa'da oynatamamak, ya bütün bunlar sorunlar. Şimdi bir sorunların bir tanesinden yana olmak, bir tanesine karşı olmak başka sorunları görünmez hale getiriyor. Diyorum ki yani biraz tutarlı olup ya bizim de bu işi böyle yapmamamız gerekir. Orada Harry Hukas'sa burada da Harry Hukas olsun. Niye burada Burak Yılmaz oluyor da orada? Harry şimdi Hukas, anlıyorsunuz benim bakın benim bak aramızdaki fark. Harry Hukas, sizin anladığınızı kuruluna anlıyorum ben. Sorun ben anlamıyorum. Bak anlayamayan benim Harry yani. Harry Hukas Cemizlere mesajını geçiremiyor. Ahmet Selim bunu anlamıyor. Anla bak sizin ben Burak Yılmaz'ım. Ya sizin anladığınızı anlıyorum. Zaten sorun sizde değil, bende yani. Ben anlayamıyorum bu konuyu. Mesela Burak'ı da anlıyorum ama yani bu noktada itiraz edilmesini anlayamıyorum Burak Yılmaz'ın. Bak anlayamıyorum yani.
anlayamadığım şey ya, gidip biraz dışarıda çalışsanız bir iki sene, birilerinin yardımcılığını yapsanız, belli liyakatlarla donanıp geri gelseniz olmuyor mu? Fransa'da Lille'de oynamışım, Çin'de oynamışım, bırak abi yeter artık, yurt dışında bu doymuşum, futbol, bıkmışım ben ya. Futbol oynamakla böyle değil ki, birçok futbolcu bırakıp sonunda golf oynuyorlar yani. Bıkmışım ben artık ya. Anladım ben... ama bak işte bu kolaycılık, siz bunları böyle yapınca onlar da o kolaycılığı yapıyorlar. Bırak bizi mi dinliyor? Büyük takımlar diyorlar ki yabancı hakem gelsin, VAR'a getiriyor. Şimdi senin dolayısıyla VAR'a itiraz ediyor olman o kadar da senin açından anlamlı olmuyor. Çünkü kasının gücü yok. Sadece şikayet ediyorsun. Yani benim de çoğunlukla sızlandığım, sitem ettiğim gibi. Anladın mı? Yani durum, ben sizleri anlıyorum ne dediğinizi. Sorun ben kendimi anlayamıyorum zaten. Sorun orada düğümlendi yani. Ahmet, sen Burak'ın bu açıklaması için ne diyorsun, telefonum düşmese daha iyiydi? Ben... Burak daha önce de bakın, yerli yabancı sınırı konusunda çok Cem abiye ya yakın bu, bir tavır sergilemişti. Şu, bir kere... yabancı serbestine karşı Burak Yılmaz'ın Türk futbolcular daha fazla çok oynamalı. Geriğimizde değil, çok geçmişte kalmış bir şey değil. Hakemlerle diyaloglarını, hakemlerle yani Türk futbolcuları taraftarı ve ortamı arkasına alarak Türk hakemini sahada defalarca kez üstüne gittiler, defalarca. Ya madem bu kadar Türk hakemlerinin aşağılanması konusunda bir endişe vardı, keşke futbolculuk kariyerinde veya ya Türkiye'de futbolcuların çoğu hakemleri kandırmaya çalışıyor. Faulü abartıyor, işte bağırıyor, çok fazla bağırıyor, kendini gösterişli bir şekilde atıyor. Faul almak diye bir kavram var. Bizim ülkemizdeki şeydi. Yani hani bu kadar hassasiyet varsa futbolculuk döneminde daha farklı bir futbolcu imajı çizmesini beklerdim. Büyüdüm, olgunlaştım. Hadi onu öyle anladık. İkinci konu, yabancı VAR hakemi geldiğinden beri ki en önemli hata da Fenerbahçe-Sivasspor maçında yapıldı yabancı VAR hakemi tarafından. Karışmaması gereken bir pozisyona karıştı. Buna rağmen söylüyorum. Ve Fenerbahçe bir tek ona itiraz etmedi. Evet. Neredeyse 6 yıldır bir tek ona itiraz aynen etmedi. Aynen öyle. Çünkü şu, Türk hakemlik sistemi çökmüş durumda, çürümüş durumda. Bu benim lafım değil. Eski hakemlerin, hakem hocalarının, hakemliği bırakanların, her hakem bırakıyor. Son yıllarda hakemlikle ilgili anlatılanlar. Fırat Aydın Ustaların. Ya hepsinin anlattığı şey, hani bu benim yorumum değil yani. Bugün kime sorsak Türk hakemlik sistemi çökmüş diye anlatıyor. İşte içerideki olmaması gereken düzenleri anlatıyor. Olmaması gereken ahbap çavuş ilişkilerini anlatıyor. Bir grubun işte uzun yıllardır orada bir şekilde koltuğunu ve Kemal alanını koruduğunu bırakıyor. Anlatıyor. Bırakıp işte ben baskı görerek ayrıldım vesaire gibi açıklamalar yapıyor. Tüm bunlar olurken de yapılması gereken çok net bir şekilde, ben yabancı VAR hakemi varken kafamda tilki dolaşmıyor. Acaba bu hakem hangi güçten etkileniyor? Hangi tarafa çalacak? Hangi taraftan etkilenecek? En azından ne karar verdiğini biliyoruz. Bu süreçte yabancı normal... Yanlış vermiş olması, yani yanlış bulduğun kararı vermiş olmasından da rahatsız olmuyorsun. Evet, çünkü kafama hiçbir tilki, hiçbir kurt, hiçbir şüphe Burak gelmiyor. Burak da diyor ki kardeşim diyor, Türk hakemler hata yapacak sensin. Elin yabancısı niye gelsin? Bu ne demek zaten? Bu çok tehlikeli bir ifade de. Ahmet Selim Kulu da diyor ki Türk hakemler hata yapmıyorlar. Maçları manipüle ediyorlar. Ama Burak öyle diyor. Burak hata yapacaklarsa doğru. Benim arkadaşlarım, benim kardeşlerim, doğru, abilerim yapsın diyor. Son olarak da şunu diyeceğim. Seneye yabancı hakem olmalı. Türk hakemliği sıfırdan inşa edilmeli. Yepyeni isimlerle, nasıl, yepyeni bir gelen düzenle. Gelen hakemler mi yapacaklar? Kim yapacak? Nasıl olacak o iş? Türkiye Futbol Federasyonu hatta çarşamba günü bir akademi birleşikliğinde. Nasıl yetiştiriliyor bu hakem? Mesela alttan hakem nasıl yetiştirilecek? Şu anda mesela bu sene yabancı genç hakemler çıktı. Hakemlerine bakarak mı öğrenecek? Altta bu işin gelişi var işte. İşte bölgesel başlıyor vesaire. Bu yılda birçok yeni hakem, işte Cihan Aydın gibi. Bizim hakemlerimizin yeteneğinde sorun, hani biz hakemlik yapamıyoruz. Türkler olarak bu konuda becerikli onlar değiliz gibi. Onlar büyüdükçe mi? Sorun yok. Büyüdükçe o belli konumlara nasıl geldikçe işte, nasıl öğrenecek o yani? Senin oyunun hakemi geliştirmeye yetersiz. Alt liglerde, amatörlerde yetersiz. Nasıl Süper Lig'e gelen hakemler kaç yetenek olarak kötü mü? Kaç yıl görüyorsunuz bu hepsi yabancı olan hakemli? Böyle bir tuhaf Ali Bey 5 demişti ya. Tuhaf bir anlatı. Ali Bey 5 demişti ona değil mi? Ya ülkeye evet, Del Bosque'yi, Mancini'yi getirdik, oyun gelişmedi dedim. Siz diyorsunuz ki yabancı hakem gelsin, hakem geliştireceğiz diyorsunuz. Hangi futbolcuyu geliştirdiniz? Geçen senelerde bu birkaç tane çocuk yurt dışına gidince buraya gelen yabancıların... Yabancı hakemlerin olması Türk futbolcuları da yetiştirecek. Gidip niye? Türk futbolcu, 10 tane futbolcu yabancı hakemin etrafında toplanmayacak. Nasıl çıkaracak, toplanmayacak? Çat çat kartını gösterecek.
Öyle hakem mi? Şey zaman geçiriyor diye kendini içeri atan futbolcuyu yabancı kulüp hakem dışarı atacak. Bunları seyir mi edecek sence? Kulübün açıklamasını kaslı bir şeyle izleyecekler mi bunu? E tamam, burada düzeni koyanlar merkez hakem kurulunu tekrar tekrar değiştirmeye çağırmayacaklar mı zannediyorsun? E çağırmalarının bir anlamı yok ki. Ne diyeceksin? Bu yabancı hakemi ben beğenmiyorum. Kural bu değişecek. Rakibi tutuyor mu diyeceksin? Tabii ki öyle diyeceksin. Uzaylı hakem. Yani sen şimdi diyeceksin. Buradaki ticari ilişkileri bulanların bir süre sonra UEFA'da, FIFA'da ticari ilişkilerde o hakemlerin bağlantılarını bulmayacağını mı düşünüyorsun? Bulsunlar abi. Bunun bir önemi yok. Yabancı hakem. Nasıl önemi yok? Yabancı anlayamadım. Bak, Avrupa'dan gelmiş adam. Sıralıyorum. Bunlar tabii ki olacak. Sorularımı bunlara sıralıyorum. Prim verilmeyecek. Sıralıyorum. Evet. Sen burada ülkende 5 sene sonra bir hakemi nasıl... 5 yıl yabancı oldu. Ya oldu. Nasıl 1. Lig'e, Süper Lig'e hakem yetiştireceksin? Nasıl yetiştireceksin derken işte yavaş yavaş i̇şte alt ligden üst sıraya doğru gelecek. Gelemiyor ki, sürekli yabancı oynatacaksınız. Nerede eğitim, nerede? Kim nerede yetişecek? Bu insanlar oyunu nerede öğrenecekler? Hangi düzeyde? 2'de mi? 3'te mi? Amatörde mi? Bölgesel amatörde? Orada hata yaparak anlatıyorum. Ne yaparak? Orada hata yaparak. Evet, orada oyun oynanmıyor şekilde... diyorsunuz. Ülkede oyun oynanmıyor. Demin listeyi abi gösterdiniz. Abi zaten sorunları herkes... birbirinden ayırmıyoruz. Oradaki nasıl, bu zaten Ankara Spor şey maçıyla ilgili soruşturma yapıldı. TFF bu maçları canlı yayınlandıktan sonra orada neler olduğunu evet. görmeye daha iyi başladı. Buralar da düzeltilecek işte. Kim nasıl düzeltecek? Bak, abi kim bu işi yönetenler? Türkiye Futbol Federasyonu ve idare siyasetçiler. Bu sene Futbol Federasyonu'nu değiştirmeye çalıştım. Bir dahaki sene 3 kez Futbol Federasyonu. Abi Merkez Hakem Kurulu sistemi de yanlış. O da değişiyor zaten. Tamam, ne olacak diyorum. İşte kulüplerin de söz hakkı olacak. Bu kulüplerin ağlamasının, isyanının önüne daha fazla geçebilmek için kulüplerin de içinde olduğu bir sistem düşünüyor. Bu konuda da değişiklik. Hayatım peki da diyor. Bu da değişecek diyorum. Federasyon değişirse Cem bunların abi, da değiştirecekler. Bir şeyleri düzeltmenin o zaman başka bir yolu yok. Bir şeyleri ama değiştireceğiz. Ama sizin söylediğiniz yabancı hakemli formülü anlamış değil mi? Güvenmiyoruz abi. Türk hakemlerine, Türkiye'de futbol gerçekten konuşmak isteyen, şey yapmak isteyen insanlar olarak güvenmiyoruz abi. Niye güvenmiyorsunuz? Abi niye güvenmeyelim? Anlat. Anlatıyorum. Bak, nedenini anlat. Çünkü bu hakemler... Kim manipüle ediyor bu hakemleri? Kamuoyu ortam. Nasıl? Kulüpler. Kulüpler değil yani. Kulüpler işte yani. Kamuoyu derken. Hakemleri kulüpler. Değiştirdiniz. Yabancıları bunlar manipüle etmeyecek mi diyorsunuz? Edemeyecek tabii ki. Niye ama? Hayır, tamam edecek de etmeye çalışacak. Peki, da. Hakemi, Türk'ü bizim, manipüle bizim hakemi niye ya manipüle abi yabancı ediyorum? Hakem kapatacak maçını, gidecek ülkesine yatacak. Ya aynı şeyler Türk hakem ertesi gün şeyde çıkıyor. Şurada Yunanistan'da. Evet getirdiler. Yabancı hakem getirdiler abi. Ne oldu? Gelişti mi oyunları? Uçuyorlar mı? Ben eminim bizi ki... Bizi yeniyorlar. Ya şimdi arayıp sor, keşke arkadaşı sor diyelim. Güven ortamı nasıl diye. Taraftarlar daha güvenli izliyordur. Ama öyle varsayıyorsun sen. Yo, öğreniriz abi bunu. Zor değil. Tamam öğreniriz. Işte. Yani, birçok soruyu sorunun bak. Yani, sorduğum hiçbir şeyin neredeyse hiçbir zaman yanıtını alamam. Öğrenin bakalım taraftarlar memnun mu? Abi... İyi. Futbolcular memnun soracağım, mu? Teknik adamlar... Soracağım. Daha Fatih, Fatih Terim kaç... eleştiriyor. Ya eleştirebilir. Ama nasıl şey diyemez, şunu diyemez yani, federasyon bana operasyon çekti diyemez yani. Dedi işte. Yanlış yani. Tercih yaptı dedi. Böyle abi, hakem maça o demesinin yansımasıyla diğer demesinin yansıması. Norveç'in en kötüsü mü öyle bir şey söyledi? Norveç'in en kötüsü, en kötüsü gibi bir şey söyledi. Ya bu ya tarz burada, bir şey söyleyebilirsin. Burada... Fatih Terim'in o açıklamaları burada bile yani komik. Peki bunun komik burada olmayacağının yani. Garantisini. Ki biz daha alışkınız abi buna. Yayıncı kuruluşlarda ve oralarda nakliyen arabalarında çalışmış bir arkadaşımızdan mesaj geldi. Diyor ki abi yıllarca maçlarda çalıştım. Orada VAR sistemini kullanan kişiler VAR ilk geldiğinde futboldan anlamıyordu. Sadece İngilizce bilmeleri isteniyordu. Pozisyonu hakeme gösterecek kişi futbolu bilmiyordu yani. Hala mı bilmiyorum ama durum buydu diyor VAR ilk geldiğinden. Hem ki sen VAR'a kategorik olarak karşı olduğun için zaten. Saçma. Bir şey daha var. Bir izleyicimiz demiş ki hayatımda demiş çok kafa ütülen adam gördüm ama Cem Dizdar gibi itiraz edenini görmedim demiş. İşte o güzel bir şey. Bak yani, şeyle ilgili de onun hayatı benden daha zormuş. MK ya. Yapısı da değişiyor. Çok kafa ütüleyen insan gördüğüne göre yani bize Cem gelmemiş. Cem abi detayları da anlatayım. Bundesliga modeli. Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu kurduğu şirket yönetsin hakem atamalarını. Tamam. Ortak bir şirket. Yani profesyonelden şirket oluşan 5 kişilik yani. Hakem yönetim sistemi yönetim kurulunun 3 üyesini TFF, 2 üyesini de Kulüpler Birliği belirleyecek. Ya bunları anladım. Ben şimdi bu yapı değişiyor yani. Tamam. Şimdi ben erkeği böyle değiştirdiniz. Ama iddianız şu ki yabancı hakem de gelsin 3-5 sene onlar yönetsin diyorsunuz. Evet bu esnada yani da, o arada bu esnada hakem, da o arada hakemin nasıl olgunlaşacağını,
hangi hakemlerin olgunlaşıp yukarı geleceğine kim karar verecek? Bu işler nasıl yeni olacak? Yeni MHK sistemi karar verecek. Nasıl yetiştirecekler? Bak adamlar niye alt lig maçlarını izleyemiyor mu bu adamlar? Yahu alt ligde top oynanmıyor diyorsunuz. Ülkede abi, futbol oynanmıyor diyorum. Anlattım ya şimdi anlattığım şeyi anlamadınız mı? Niye atladınız burayı? 3 TFF'den. Abi alt ligde futbol oynanmıyor. Onunla yönelik zaten isyanlarımız da var. Orada düzelsin diye uğraşıyoruz. Yürütülen şike soruşturmaları var. Tuzla Spor dosyası ile ilgili ya gelişmeler oluyor. Oyun, ben oyun bu olacak bunlar. Bu işler ya temizlendiğinde oyun ya ön plana çıkacak. Değilim ben şikesinde falan var. Abi üst lig alt ligleri etkiler. Üst ligde futbolcuların bu kadar zaman geçirildiği, bu taktikte başvurulmadığı görüldüğünde bunu izleyen alt lig futbolcuları da bunu yapacak. Ne izlersen onu görüyorsun. Onlarda da tabii yetişen hakemler değişim üste mi gelecek diyorsunuz? Orada bir düzelme olacak. Orada bir düzelme olacak. Yani, alttan hakemler daha FIFA'ya, sağlıklı gelecek. Yani FIFA'ya, Dünya Kupalarına, UEFA'lara hakem göndermeyeceksiniz o zaman siz. Cem evet Bey, bir süre göndermeyeceksiniz. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ya bunun ben teknik şey değilim. Cem çok Bey, detay soruyorum. 5 yıl değil. Cem Bey, hiçbir şey. Aralardaki saçma sapan abi konuşmalara ikna olmuşsunuz. Cem Bey, hiçbir şey anlamıyorsun. Abi, çocuk bir şey olsun önermeye gayret ediyor. Sen hiçbir şeyi beğenmediğin gibi önermiyorsun da. Belli değil kimsesin. Abi, yabancı gelsin dedi. Güvenmiyoruz yabancı abi gelsin diyoruz abi. Ya senin güvenip güvenmemenle niye ben ilgileniyorum? Türkiye'de güvenen bir kişi yoktur. Ben? Sen evet doğru. Nasıl özür bir kişi yok diyorsunuz özür anlamadım ki. Nasıl konuştuğunuzu anlamıyorum. Senin adına yani konuştum. Burak Yılmaz da benleymiş. Güveniyormuş. Burak Yılmaz Türk hakemlerine güveniyor muymuş? Öyle diyor ya. Allah diyor aşkına neyse. Öyle diyor işte. Yani en azından o şu anda canı diyor yandığı için öyle diyor. Çünkü ilk orada golde Burak Yılmaz'ın el pozisyonunda Burak'cığım bunun şeyle bir alakası yok. Hakemle alakası yok. Doğru açı yeterli açı olmadığı için evet, hakem buna karışamıyor. Hakem net açı yok ben devam diyorum Türk diyor. Türk futbolunun bir bu yani teknik sorun bu hakem sorunu değil. Türk futbolunun bir bileniyle oturup sohbet ettik. O dedi ki pozisyonda Batshuayi'nin elle topu aldığını düşünüyorum dedi. Ben de ona dedim ki hocam onun için yeterli bizde kanıt yok ama senin arkanda da 55 sene var ne yapayım yani. Ha, o ayrı bir konu ama işte. O var ama öyle karışamıyor işte. Türk var hakemleri, Burak'ın istediği Türk var hakemleri geçtiğimiz yıllarda bu işleri çok yaptı. Burak istiyor ki orada hakem onu görmesi önemli değil. Orada onu hissetsin, versin. Evet. Yabancı hakem kurala bakıyor, Ergin kuralı Aslan'a uyguluyor. Batur Altıparmağı'na selam edelim. Batur diyor ki bir ara diyor beni de alın buraya da. Batur buradan çıkamazsın burada. Cem abi buradan çıkamaz. Peki. Ya çok hiçbir şeyi gerçekten anlayamıyorum. Yani aynı havanda aynı suları döverek nasıl tereyağı çıkartacaksınız? Havandan da çıkmıyor bu tereyağı ama. Yani bir türlü anlatamadınız hakemi nasıl yetiştireceğinizi. Sadece hakemi nasıl tercih edeceğinizi anlatıyorsunuz. Hakemlerin futbolcu yetiştirmek gibi nasıl yetiştirileceğine dair tek bir fikir duymadım şimdi. Ben abi hakemin yetişme konusunda uzman ve böyle çok şey yapabilecek bilgiye henüz sahip değilim. Bak bir hafta futbolcudan boyunca bir hafta boyunca futbolcunun nasıl yetiştiğine dair daha çok fikrim niye var. Niye yetişmiyor? İşte yapılması gereken şeyler eksik yapı. Saha yok mesela en temeli. Tamam şimdi sahan yok. Yetiştiricin yok. Hakemi de istemiyorsun, hakemi de yetiştirecek oyun. Dolayısıyla oyunun yok. Kaybın çok. Yani ne kadar bunun böyle yabancılar abi, üzerine diğerlerini yapamıyoruz dur da diye bitireyim de özür dilerim abi. Diğerlerini hani veriyi anlamıyorum. Soruyu mu anlamıyorum? Anlatamıyorum herhalde. Ya bütün bu olanaksızlıklar içinde sadece hakemi düzelteceğinizi, futbolcuyu düzeltemiyorsunuz. Taraftar kültürünü düzeltemiyorsunuz. Yönetici davranışını düzeltemiyorsunuz. Görüyorsunuz neler oluyor, neler bitiyor. İşte programın başında tartıştık. İşte programın başında tartıştık. Aragones dedim, Mancini dedim, Del Bosque dedim. Rekart var. Yani söyledim de söyledim yani. Zico dedik. Zico. Yani, değil mi? Bunlar hep uluslararası kariyerler. Pek bir işimize yaramamış işte. Şimdi bütün bunlar ortada duruyor. Yani bu ülkenin futbol tarihi önümüzde duruyor. Karakterlerin nasıl davrandığını ve nasıl düşündüğünü de kabul ediyor, anlayabiliyoruz. Kabul etmediğim, benim kişisel olarak kabul etmediğim şeyler var. Bunun bir açıklamasını kimse yapamıyor. Bu hakemler laboratuvarda mı üretilecek diyorum. Ben nerede abi, üretilecek? Tekrar diyorum ki ben burada sadece Türk futbolunun hakemlerden abi, ibaret bir sorun, hani tek sorun hakemler olmadığını ki, ama birçok yerle ilgili fikir belirtiyor. Son sorun değil abi. Son sorun olmayı geçeli çok bak, oldu. Sürekli Türkiye'de hakemler kendi koltuklarını, kendi konumlarını konumak için bu ligin sonucuna dair etki ettiler. Bak manipüle edildi. Ya bu kadar merkez hakem kurulu değişiyor. Bu kadar hakem işsiz evet, kalıyor. Evet, bazı isimler nedense hiç değişmiyor. Bunları biliyoruz. Kim onlar? Şimdi Bülent Yıldırım değişti işte. İşte bu Oğuz Sarvanlar bilmem neler. Yok ortada varlar. Çoğu. Yokken de varlar.
Onların ama istediği düzen oluyor. Bak, bunların hepsi ya, varsayım şimdi. Abi varsayım değil. Abi, bunlar açıklamaları bilgilere dayalı şeyler. Yapma yüzünü seveyim. Ali İboğlu abimiz mesaj atmış. Ali abiye selam olsun buradan. Yalnız Ali abi attığınız mesajı anlamadım. Aynen şunu yazıyor. Ekranın %80'i niye var görüntüsünde? Dikkat dağıtıyor demiş. Ali abi bir daha yazarsanız ben tam anlamadım geçiş oyunu etiketine. Batu Altıparmak diyor ki abi 8 yılda 1500 oyuncu gelmiş gitmiş sirkülasyon var Türkiye'de. Evet. Ve hakemle oyun düzeltti. Hakem düzelteceğini. Batur bu konuda senin tarafında. Diyor yani. Ki ben işte bunları konuşmak aynen istiyorum. Yani. Diyor ki neden futbolcu yetiştiremiyoruz? Her sene 180 oyuncu geliyor gidiyor diyor. Batur Altıparmak. Futbolcu yetiştiremiyorsun ama yabancı hakemlerin yönettiği maçlarla ülkeye hakem yetiştireceğini varsayıyorsun. Bak aynı şeyler olacak. Hakemlik yani. Sisteminin baştan yapılması gerektiğini ya yap, ne düşünüyorum. Tamam. Altyapı ile ilgili de bu çok birçok düşüncem var ve altyapı ile ilgili gelişiyor. Artık Cem oyuncu abi, yetiştirebiliyoruz. Cem abi, oyuncu çıkıyor altyapılardan. Müthiş bir adamsın. Geçtiğimiz 10 yıla göre bu son 10 yılda altyapıdan daha çok bunda maddi koşulların itmesinin de sonucu var. Ama oyuncu yetiştirme konusunda mesela kulüpler bunun önemli olduğunu daha çok fark ediyor. Buraya biraz daha önem vermeye başlıyor. Federasyon mesela gitti hangisi, bu altyapı konusunu destekledi. Hangi kulüp o? Bunları destekleyenler yani bütün bu yapısal sorunlar hangi kulüp eğiliyor? Abi birçok kulüp altyapısını şeyi kaldırıyormuş. Önemli. Yatılı. Yatılıyı kaldırıyormuş mesela. Evet. Çocukların orada konaklamalı eğitimini iptal ediyormuş Altınordu bugün böyle bir haber. Ülkemizde yabancı hakem istiyorlar ama Avrupa'da şikayetçi mesela Bayern Real maçında Bayern'in golünü yediler. Müller de maç sonu hakemlerden şikayet ediyordu. Cem abiye katılıyorum demiş. Ya bu kadar subjektif bir şey üzerine bak bu kadar subjektif bir mesele üzerine çözüm böyle güzel. Buralı çözümlerle yaklaşmak zaten olaya yaklaşmamak demek. Şimdi Cem yabancı abi. Hakem isteyenler hakemlik meselesinin çözümüne yaklaşmak istemeyen insanlar. Burada o işi düzeltecek şey hakemin kendisinden çok hakemi manipüle eden kültürel ortamı değiştirecek herhangi bir öneri yok. Dur Cem abi. Kültürel ortam dedin ya Selahattin Tunalı abiye selam edelim. Kınalı. Sorun şu ki Tunalı değil mi? Kınalı dedi. Kınalı. Kınalı eski futbolucuydu. Yok yok Kınalı. Yok, yok. Kınalı mı? Evet. Selahattin. Sorun şu ki büyükler hakemlerden eşit muamele istemiyor. Kendilerine en beyaz sensin muamelesi yapılmasını istiyor. Böyle olduğu için de hakemler en fazla futbolumuz kadar olacak. Kültürel meselesinin o kadar yani. Ayrıntısı bu. Selam herkes gücünü hakemler zaman, üzerinden göstermeye ben çalışıyor. Yani bunlar böyle yok böyle bir şey yok demiyorum ama o zaman bırakalım böyle devam etsin. Hiçbir şey düzelmesin abi. Bırakmayacaksın. İtiraz ettiğiniz yer yanlış. Yani attığınız mektup yanlış adrese gidiyor. Okuyan ilgilenmiyor. Sahada konuyu. Kararı veren kim abi? Düdük sahada elinde olan kim? Sahada karar verdiriliyor hakeme. İşte, anlamadın mı? İşte bak, abi. Bülent Yıldırım önce dedim bak verdiriliyor dedim. Sen diyorsun ben söylemiyorum ki. Manipüle ediyorlar. Hakem güçlüler lehine karar veriyor. Öyle demiyor musunuz? Ya Bülent Yıldırım açmıyor. Yahu hakem güçlüler lehine vallahi karar açmayalım ya. Ya niye abi açmayayım? güçler yerine vermesinler işte karar. Kendi yahu kişisel bir şey olabilir mi? Karşımda ben diyorum ki 30 milyon taraftarım ya, var. O da diyor 30 biz milyon. Biz neyi savunuyoruz abi burada? Yani ortam ya kötü diye yanlış yapanı ama ortam kötü diye yanlış yapanı. Çocukları sokağa çıkamıyor. Eşleri işe gidemiyor. Aileleri bir insanların yüzüne bakamıyor. Bu ortamı değiştirmek için önerdiğiniz tek bir şey yok. Tek bildiğiniz hakem doğru düdük çalsın. O kadar görüyor, o kadar düdük çalıyor. Sen de bu kadar para harcıyorsun, bu kadar oyun oynuyorsun. Ligin kopmuş gitmiş. Yani bu lig üzerinde konuşuyorsunuz. Ben ya. Abi bugün çocuğum yaptığım işten dolayı sokağa çıkamayacak olsa ben derim ki ya burada bir sorun var. Ben bu işten uzaklaşıyorum. Tamam uzaklaştır. Ki hakemlerin hepsinin de başka işleri de var. Hepsi uzaklaşsın. Uzaklaşsın abi. Tamam. O zaman da bir çözüm olur. Peki ya bu hakemler bu kadar borcu sesini çıkmayacak mı? Bu hakemler ya borcu da konuşalım abi. Biz orada gidip konuştum, de borç doğru demiyoruz. Konuşuyoruz abi. Burada en çok biz sallıyoruz. Bizim programda borçlara sallamayı boş ver. Konuşsanız da tamam, borç konusunu yap, konuştuğumuz kadar kim konuşuyor? Ama hakemleri koruyamayız bu noktada. Hakemler hakemi çünkü bu kötü ya, düzenin sistem en büyük destekçilerinden bu düzeni değiştirmeye çalışıyorlar. Bak sistem olumsuzluk, altyapı meselesi yani maddi evet. Sorunlar meselesine kümelenmiş. Hakemlik bu işin üst yapı sorunlarının içindeki ayrıntılardan bir tanesi. Sen futbolcu sorununu düzeltememişsin. Yönetici dili sorununu düzeltememişsin. Oyunun kendi ülke içindeki dengesini düzeltememişsin. Yığılmış İstanbul'a takımlar bunu düzeltememişsin. Sen diyorsun ki hakemlerin düdüğüyle oyun kendi sağlığına kavuşacak. Bir yandan da diyorsun ki bu kadar güç ilişkilerinin içinde hakemler sürekli güçlüler tarafından manipüle ediyor. Ya bu ne yaman çelişkidir bunu nasıl düzelteceğinizi düşünüyorsunuz diyorum. Yanıtı yok sorunun. Yok ben ona hakem diyorsun düdüğü assın. Bu kadar hakem de düdüğü astı bir şey düzelmedi. Kaç tane kim benim düdüğü açtı?
Ermantoğlu'nu bıraktı. Serdar Çakman bıraktı. Benim bildiğim son dönemlerde, ben son dönemlerde Deniz Ateş Bitnel bıraktı. Dünya kadar hakem bıraktı. Deniz Çoban bıraktı. Yani bu bırakanlar da var. Abi, Deniz Çoban bıraktı, çıktı. Başka hakem arkadaşları ve onun karşı cephesinde olanlar dedi ki zaten bitirmeye yakındı. Televizyonlara sinyal şey, olsun yani diye. Sürekli... Bak bu hakem için yorumlar geldi. Hayır hakem ben bunu ben okumuyorum. Demek istediğim şu. Hakem içinde abi hakem içinde geçen Kemal Yılmaz bıraktı. Aynı şey onun için dediler. Anlatabiliyor muyum? Ya onların ne dediği de önemli değil. Bırakılıyor diyorum sana bak. Örnekler senin abi, tezin. Abi sahada kararı veren, abi sahada kararı verenden bir değişiklik yapılmaya başlanacaksa bazı şeyler düzeldikçe bu sahada kararı veren kişiden başlaması önemli. Abi niye düzeltemezler? Bak sizin kalabalığınız. Abi niye düzeltemezlermiş? Biz rahatsızlık. Bunun evet, üzerinde niye? Çok büyük sörf yapılıyor. Bak okuduğun mesajların, tweetlerin çoğu bu fikrin üzerinde sörf yapan. Ve nasıl düzelteleceğine dair en küçük bir fikirleri yok. Ve sen de bir şeyi beğenmiyorsun ya. Ya ben bir şeyi beğenmiyorum. Burada hakem akademisi de kurulmuş. Benim beğenmediklerim belli. Bu kadar borçlu oynanamaz. Bu kadar yabancıyla oynanamaz. Bu kadar pro lisanssız teknik direktörle oynanamaz. Cem Bey, siz de çok bunların hiçbiri kabul edilemez. Çok arkaik bir bakış açısı ne demek ya yani? Ya ne arkaiği ya? Nasıl ne yani arkaik? Ne kadar ya? Ya bak bunların hepsini Almanya'da, İspanya'da bu kulüpleri kapatırlardı. Şimdi sen buna eğilmiyorsun. Hakem diye oyunun sonucunu... İş oyunun tamamına indiriyorsun. Oyunun sonucunu manipüle ediyorsun. Ya karşı karşıya kaçırıyor. Aynı golden 3 tane farklı takım her bu hafta. Akşam her hafta gol yiyorsunuz. Bunu teknik direktör sayıyorsunuz. Her takım 4-5 teknik direktör değiştiriyor. Burada bir sorun yok. Getirip meseleyi hakeme indiriyorsunuz. Cemal. Hakemlik bileşik kaplar gibi. Senin oyunun düzeldikçe onun da hakemliği düzelir. Ama senin oyunun düzelmiyor. Senin oyunun düzelmiyor. Bak gönderdiğin şeyi yurt dışında en son Ali Umut Meler yönetti. Liverpool maçı değil mi? Çat çut. Arsenal mi Liverpool? Bak orada çakır takır tukur verdi. Şimdi o kırmızı kartı burada şimdi, verse bambaşka tartışmalar tamam, olacak. Tamam ilk başlarda öyle. Nasıl? Peki neden başlarda? İlk başlarda hani bunu yapmasını Ahmet, dur, anlıyorum. Bir şey söyle. Sen şimdi buyurun. Çok indirgemeci bakış. Ahmet olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sen o pozisyonu çok net hatırlarsın. Geçen sene Fenerbahçe taraftarının yanlışça diyeyim artık. Arasında başka bir kelime ama söylemeyeyim. Tura neden olduğu Sevilla maçı mıydı İstanbul'da? Evet. Cem abi hatırlıyorsun değil mi? Sevilla maçında hakemin sarı kart gösterdiği anda telefonla konuşuyorduk seninle. Evet evet. Neydi, bir tamam. Allah'ın kulu yaklaşamadı bir Fenerbahçe yani, yaklaşamadı. Evet. Bir hafta önce Galatasaraylı Fenerbahçeli, 3 gün sonra Galatasaraylı Fenerbahçeli oyuncuların hakemin etrafını kucaklama konusunda birbirleriyle yarıştığı ortamda Sevilla maçında o kareyi çok iyi hatırlıyorum ama hangi oyuncu şu anda hatırlamıyorum. Sevilla'da bir faul pozisyonu olmuştu. İzleyenler hatırlarlar. Bir faul pozisyonu oldu ve hakemin karar tartışmalı. Fenerbahçeliler itiraz edebilir. Evet. Abi Allah'ın kulu yanına gitmemişti. O kültür meselesi o işte. Abi ben de şunu da anlatıyorum. Bizim hakemimiz Avrupa'da iyi maç yönetebiliyorsa tam hani bir yere kadar Türkiye'de bu ortamda kalmasını anlarım. Bir yerden sonra bu niye devam ediyor? Cüneyt ya. Çakır yıllarca... Abi yapma. Ya yıllarca dur, bu dur kadar ya, uçurum bir olur dakika, mu? Bir dakika siz bu... Cüneyt Çakır ya, Türkiye'ye dur, aşmış mı güçtü? Bir soru sorayım sana. Şimdi bana bir yanıt ver şimdi. Buyurun. Bir dahaki sene ligler başladığında sen bu maçları kime yönettireceksin? Yabancı hakemlere diyorsun. Ben diyorum ki yabancı hakem olmalı. Kim o? Hangi hakemler? Nasıl yani? Norveç'in yabancı olması yetiyor mu diyorum. Evet, soru Norveç, şu. Norveç yabancı hakem olması yetiyor. Belli bir kalitede, belli bir kalitede belki vermez emekli ya, olmuş. Premier Lig'den belli hayır, bir şöyle. Kalitede, Bundesliga'dan belli bir kalitede, İspanya'dan belli. Niye sen bu kadar kaliteli bir ligi hak ediyorsun bu zavallı oyununla? Ya bu arada bence bu iyi olmasa hakem... da iyi kötü hata yapması da önemli değil. Ben ne? En azından onun hata yaptığını biliyorum. Yabancı hakem hata niye kabul etmiyorsunuz? Bilmiyorum abi. Onların arkasında ben bu futbol ortamında hayır. Ha, o zaman bunları da siz belirliyorsunuz. Onların hata yapmalarını kabul ediyorsunuz. Bunları ben belirlemiyorum abi. Sen Bey, benim üzerinden konuşuyorsun. Bizzat Cem hakem Bey, açıklamaları bunlar. Hakem adaleti sağlayıcıdır. Adalet olmayan yerde düzen olmaz. Cem Dizdar bunu anlamıyor demiş Recep Kömürcü ismi olmuş. Ya ben hani futbolda diğer sorunlar yok bir tek hakem konuşalım demiyorum. Ama hakem sorunu Türkiye'deki hakem problemi futboldaki en önemli sorunlardan bir tanesi. Borç sorunu gibi, altyapı sorunu gibi ve bunlarla ilgili kulüpler yani nasıl diyeyim
Ya altyapı mesela ilgili... Mourinho'nun maliyeti ne kadar olur gelirse Fenerbahçe'ye? Biliyor musun? Bir fikrin var mı ortada? Bence paket 15 gibi. He, değil mi? Paket. Şimdi 15 milyon euroluk bir paket sadece. Ekibiyle birlikte. 15. Tamam. Paket 15. Şimdi bu kadar borcun içine 15, 15 milyonluk daha... bir paket yapıyorsun. Diyelim ki o da ikinci bitirdi. Ve bu Aziz Bey'in de şeyi bu arada. Vaadi. Evet. Diyelim ki ligi de ikinci, üçüncü bitirdi. O da dedi ki yarıda birçok teknik adama yapıldı gibi gönderildi. Mesela bu hakemlik sorununun yanında kaçıncı sıraya konur? Üst üst sorunlardan bir tanesi. Yani 1, 2, 3, 5 diye geldi. Futbolda 5 sorun varsa, 5 tane büyük sorun varsa onlardan bir tanesi. Niye sıralama yapayım ki abi? İşte bir tane sıralama yap. Hakemlik senin, neden sıralama hakemlik senin abi? Maliyetlerinle oynamıyor. Hakemlik senin maçının sonucunla oynuyor. Öbürü senin ama doğrudan maliyetinle oynuyor. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorum. Evet. Bak Fenerbahçe ikinci yaptı bu hakemler. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gittin de. Bak gittin, oynadın. Evet, oynadın çıkamadın. Oynadın çıkamadın. Gittin çıkamadın. Yıllardır oraya gideceğim sen diye harcadığın paranın haddi hududu yok. Bunu getirip getirip hakeme indirgeme. Yarın. Antrenman yapamıyorsun. Koşamıyorsun. Yaşlı hala Avrupa'nın en yaşlı ligisin. Evet. Şimdi bütün bunu veriler ortadayken hakeme indirgemeyin bunları. Cem abi, hakeme indirgemiyoruz. Biz yani aynı anda birden fazla sorunu konuşamaz mıyız? İşte konuşun diyorum. Hakem konusuna geldi mi konuşuyoruz? Ya mesela Mourinho herkesin gözünü boyayabiliyor. Çünkü Cem şeker abi, bu yani. Cem abi ne olsun? Bunlar. Cem, ya, Yakup Uysal diyor ki Cem abi ne olsun? Ne istiyorsun Allah aşkına? Öyle diyor. Ya maliyetleri kısın diyorum, bir şey demiyorum. Para harcamayın diyor. Tasarruf. Bak bugün devlet tasarruf açıkladı. Evet. Evet. Tasarruf gayet basit. Bunları yap. Sonra istersen uzaydan hakem getir. Bunları yapmayacaksın ki. Şu Recep Kömürcü'nün sorusuyla ilgilenmedin. Neydi o ya? Hakem o adaleti sağlayıcı mıdır? Adaleti anlamamış. Orada adalet olmaz. Eşitlik? Maç yönetilir. Eşitlik. Oyun mu? Bak hakem oyunu sevk ve idare eder. Adalet başka bir şey. Hukuk başka bir şey. Bambaşka şeyler. Yani hakim, hekim, hakem. Aynı değildir. Hakem aynı. Aynı şey ama. Değil, değil. Ya, bilmediğiniz için değil diyorum. Aynı şey diyorsunuz. Ben kök soruyorum, aynı. Ben sorarım. Bu, kök, siz o zaman hakimle hekimi de aynı sayıyorsunuz. Tamam. Hakim, hekim, hakem oradan yürüyor. İşte hakimle hekim aynı mı? Hı? Hayır değil. Değil. Niye hakem bunların ikisiyle aynı olsun? Hakimle hakem aynı. Olmaz bak. Hakem oyunu sevk ve idare eder. Evet. Kararları vardır. Kararlar subjektiftir. Anlıktır. Dolayısıyla bu subjektif kararlar yanlış olabilir. Problemli kararlar olabilir. Hakemin temizi yoktur. Hı hı. Hakimin temizi vardır. Gidersin bir karar verir, alırsın temize götürürsün. Şimdi Üsman. Hakemin temizi var oldu. Olmadı, olmadı. Varın boyutu yok. İki boyutlu o. O görmüyor, şiddeti görmüyor. Bak hakem dedi ki topa vurulduğunu ben duydum. Vardaki topa vurulduğunu duymuyor. Tık. Duymuyor. O öyle değil yani. O görüntünün egemenliği. Size reklam, sponsorluk şudur budur gösteriyorlar. Siz onu adalet, hukuk filan zannediyorsunuz. Bu konuyu anlamamak işte. Recep Kömürcü arkadaşımız adalet diyor da tanımları doğru yerde kullanmadığı için adalet anlatıla anlatıla ikna oldu insanlar. Adalet, adalet, adalet böyle bir şey değil ya. Orada saraylar var. Adalet sarayı var değil mi kocaman? Futbol sahası bu ya. Futbol sahası. Mesela penaltıyı kaçıran oyuncunun maçı manipüle edip etmediğini biliyor muyuz? Oyuncu canım bir de benden attan yani. Attan düşen jokeyin at yarışının sonucunu manipüle edip etmediğini biliyor muyuz? Bayağı, bilemeyiz değil mi? Ahmet'i bayağı tartıştılar yani. Bilemeyiz. Hayır. Ya tartışırsın da bilemezsin yani. Bak, tartışırsın ama tartışsın. Bilemezsin. Yani dolayısıyla bunlar çok şekerli konular. Haliyle insanda kanserojen etkisi yaratıyor. Yani şekerden uzak durun diyen hekimlerin anlatısına kulak verelim. Bu konuyu yanlış tartışıyor Türkiye. Yanlış tartıştığı için faturayı sürekli hakemlerine çıkarıyor. Oysa ki hocasına çıkartmıyor. Nasıl çıkarıyor abi faturayı hakemleri? Bu ülkede hiçbir şey olmayan sen kurum. Sen hayır, hayır. Yapma. Ya çıkartıyoruz, biz konuşuyoruz onlarda. Ya bir saat. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ben şimdi bir başka bir şey anlatacağım. Faturayı onlara çıkartıyoruz. Hani hep onları şey yapıyoruz. Evet, hep hedefteler, hep konuşuyorlar. Ya ben bugüne kadar bir tane hakemin bu piyasadan ya yeter faturayı bize çıkardınız diye uzaklaştığını görmedim. Dedim ya, çünkü hiçbir şey olmuyor. Hakeme ceza yok. Yani. Hakeme şey yok. Var. Serdar Çakman dedim ya. Benim hatırladığım Serdar Çakman dedim ya. Deniz, ya bir tane, beş tane, üç tane mi istiyorsun? Bir sürü sıkıldı bıraktı. En son Mete Kemal Kalkaban bıraktı. İstedi. Herhangi bir, yani, tamam Kemal ya. Bıraktı. Mete bıraktı. Mete Kalkaban istemedi mi? Yok yok. Mete de. Ya sıkıldı, sıkıldı insanlar mi? Sıkıldılar. Aktif Mete Kalkaban'ın yani Trabzonspor. Ya sürekli insanları böyle konuşmayın Allah aşkına. Abi ya. Yapma. Çok... Bu konuda bu da bu bak, durumda bak, bu anlatıda bu, hakemleri çok yanlış bir noktada onları sanki pürüpak şey öyle bir şey söylemiyorum. Taşıyor. Bak bu dilden uzak durun.
Pürüpak demiyorum. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ama sizin konuştuğunuz değil diyorum. Hakem hata yapar diyorum. Yapar. Karar subjektif evet. diyorum. Ama doğru. siz subjektif kararı manipülatif karar diye ilan ediyorsunuz. Olmuyor diyorum. Yani insanların kanıtlayamadığınız, delillendiremeyeceğiniz şeylere suçluyorsunuz insanları. Şu oynayamadığınız oyun üzerine. Bak oyunu da oynayamıyorsunuz. Bunu bir tek ben söylemiyorum. Neredeyse bütün dünya burayı izliyorsa kaç kişi? Ya bu ülkede oynanan ne? Hepiniz açıp bir maç izliyorsunuz. Orada oynanan ne futbolsa bizimki ne diyorsunuz? Sonra oturuyorsunuz bunu hakeme indiriyorsunuz. Olmuyor. Hakeme indirgemiyoruz. Mehmet Ak kardeşim selam ediyoruz. Abi bir arkadaşımız demiş ki bir izleyicimiz. Şimdi Atalanta'ya da Bayer Leverkusen mı büyük? 30'lar milyon taraftarı olan 3 büyük kulüpler mi? Kim 30 büyük? Milyon değilmiş ya. Bu 30 milyonun hani ben şimdi onlar sürekli 30-30 diye açıklayıp duruyorlar ya. İşte Pasolik katılımlarına filan bakmış bizim Burak Sabahleyin attı. Ya ben dedim 30 milyonu ben söylemiyorum kulüpler söyledi diye. Yani onlar öyle varsayıyorlar. Niye nasıl 30 milyon sonucuna ulaştığını da bilmiyorum. Peki kimmiş büyük olan? Atalanta'dır herhalde. Aynen. Bu arada arkadaşlar... Leverkusen'dir herhalde. Evet arkadaşlar... Çünkü oyuna daha çok katkı veriyor. Terminolojik katkı, estetik katkı, oyun gücü katkısı, Cem bilgi... Abinin... ısrarla ne önerdiğini soruyorsunuz. Deminden beri başta para harcamayın diyerek önerdiğini söylüyor. Onun altını çizelim. Ya oyuna bir kere eşitlik getirmeniz para gerekiyor. Para o kadar oyun çok para harcamayın diye başlıyor. Eşitlik getirmeniz için bu haksız düzeni, bu eşitsiz düzeni bize itiraz etmek gerekiyor. Şimdi itiraz etmiyorsunuz. Sadece hakeme itiraz ediliyor ülkede. Yani bu kadar bol para harcanan ve kolay tabii ülkedeki büyük taraftar toplulukları da bu bol para harcayanların çünkü yanında olduğu için sahibi olmadığı oyun için. Kendi eşitliğini bulamıyor. Çünkü... Yarışma eşitlenemiyor. Yarışma eşitlenemeyince bu basit goller yeniyor. Sonra da diyorlar ki basit goller yedik ya bu hafta golleri oturun sesi kapatın üst üste izleyin maçları birbirine karıştırırsınız. Benzeri golleri yiyor takımlar. Bunun nedeni o hoca tamam zayıf. Oyuncu tamam zayıf ama eşitsizlik işte bunu yaratan şey. Siz diyorsunuz ki hakemin düdüğü. Ben diyorum ki hakemin düdüğünün etkisi burada ihmal edilebilir oranda. Çünkü koşamıyorsun, koşamıyorsun, doğru antrene edilemiyorsun, oyuncunu geliştiremiyorsun. Çünkü yaş ortalaması, senin yaş ortalaman maç kazandıracak kalite, bizde öyle bir ifade var ya, kalite... Kalite yaşlı, Mertens. Gelişmek zorunda olan 20'li yaşların başında. O gelişmek zorunda olan, antrenmana ihtiyacı olan öbürünün antrenmanına uyuyor. Genellikle de bizde kalite antrenman yapmıyor. İşi çözüyor çünkü. Antrenman yapmadan kalitenin işi çözdüğü bir yerde önerdiğim bu. Biraz düzeni eşitleyelim, daha iyi antrenman yapalım, daha çok koşalım. Mümkünse yerinde maç izleyelim. Yani bakın bu tarihsel bir sorun. Benim Samsun'dan İstanbul'a buraya gelmiş, burada çalışan, burada hayatını kazanan biri olarak Beşiktaşlı olmam tuhaf diyorum. Bu birçok çocuğun şu anda başına getiriliyor. Çünkü hep aynı oyuna ikna ediliyorlar, aynı düzene ikna ediliyorlar. Bu bir sorun diyorum, bir şey söylemiyorum. Çözümüm de var. Anlatıyorum bunları. Şunu şöyle yaparsak böyle olur, bunu yaparsak bir ölçelim. Ama ülkenin planı yok. Ülkenin yegane planı... Tanınmış futbolcuyla tanınmış teknik Cem adamı Bey, buraya getirmek. Cem Bey, onun da maliyetini kimse bilmiyor. Cem Bey, şu buyurun. Fenerbahçe'nin konferans liginde kalitesiz ligimizden buraya nasıl geldiğini nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl anlatıyorum? Parayla. Nereye geldi? Yarı finale. Çeyrek finale. Yarı final kapısından döndü. Döndünüz. Kime karşı döndük? Olympiakos. Nasıl bir takım Olympiakos? Aston Villa'ya eğilen bir takım. Peki onun teknik adamını getirir miyiz ülkemize? Panathinaikos'u getirir miyiz? Bir önceki Panathinaikos. Getiririz abi niye getirmiyoruz? Bir önceki Panathinaikos orada duruyor. Duruyor. Getirir misiniz? Bence getirmezsiniz. 71 yaşında ama Lucescu'yu getirirsin. Bak getirmezsiniz. Hatıra satın alırsın. Olympiakos hocasını getirmezsiniz. Getirirseniz de aşağı bulduğunuz takımlara ikna ya, edersiniz. Abi ama ya penaltılarda da şöyle kaleye sırtını dönmez orada. Ya. Yapmayın. Bakın burada Olympiakos'u orada yeneriz burada yeneriz diye bir anlatı vardı. Ben dedim ki bak. Bir İsmail Kartal inanmadı ona. Böyle olmaz bu işler yani. Yok bu şey. Böyle. Olimpiyatası yani, her yıl abi. Konferansta oraya ya. Gelmiş şey olmak. Harcadığım paranın. Bir gidin bakın öbürleri kaç para harcamışlar oraya gelmek için. Yani bakacağınız şey o.
Sen oraya gelmek için kaç para harcadın? Oraya gelenler kaç para abi, harcamışlar? Meslektaşımız, büyüğümüz Ali abi, Ali Eyüboğlu şimdi tam böyle tumturaklı bir şey attı. Cem Dizdar'a katılıyorum. Yabancı hakemler gelince futbol kulüpleri borç batağından kurtulacak mı? Türk hakemleri, Türk futbolunun günah keçisi de yöneticisi, gazetecisi, yorumcusu kusursuz mu? E tamam, ben de o zaman diyorum ki hakemler buna isyan etsin. Yahu ne istiyorsunuz? 35-250 kişiden bahsediyorsun ya. Siz protesto koca 30 aldılar, milyon diyorsunuz, maça çıkmayacağız isyan dediler. Protestosuna engel oldular. Bir tanesi sonrasında itiraz ya etmedi. Ya 150 kişiden bahsediyorsun. 150 kişinin ayaklanmasından hakem, söz hakem ediyorsun. Hakem dünyasında. Ya, yapmayın hakem, bu kadar. Bu gayet, şimdi de beni romantik ülkenin, buluyorsunuz üstüne. Abi gayet ya. Kaymak, güzel arkadaşlar, iş. Arkadaşlar hepsi mutlu. Hepsi mutlu. Ya niye bu ülkede ben tek kalıyorum? Ne açıdan abi? Bu işte bu tartışmaları da niye ben tek kaldım? Yanlış bir şey de söylemiyorum. Arkadaşlar, niye kimse yanıma gelmiyor? Halen Cem abinin ne anlattığını anlamıyorsunuz. Bu ne Habertürk ile ilgili, ne televizyonunuzla ilgili, ne Cem abiyle ilgili. Bu sizle ilgili bir şey. Adam deminden beri anlattı. Konuyu kapatalım. Maliye Bakanlığı futbolda el atıp 3 yıl tasarruf tedbiri uygulansa ne güzel olur demiş. Ben tamamen devletin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama esas benim fikrim tabii. Ya müdafaa gerek yok. Bir harcama limiti diye bir şey kuruldu. Finansal fiyat. Herkes aşıyor. Yani kural uygulansın herkes yeter. Aşıyor. Hayır, kural ya, uygulansın desene, yeter. Desene federasyona. Söyledik abi. Kulüplere desenize. Söyledik abi. Kulüplere desenize. Ya siz söyledik uyuyun, abi. Tamam. Sapma kafayı diye bir şey çıktı. Buna salladık ya. Peki kim açtırıyor onları? Büyük kulüpler. Kim açtırıyor? Tamam, bunları, hayır, şimdi bunlara gireceksek o zaman. Hayır, bunlara gireceksek abi. Onu anlatıyorum. Geçen sorun. Hafta da çünkü ligin şeyini konuştuk. Kim açtırıyor bunları? Kim açtırıyor? Kim mesela daha çok transfer yapıyor? Kulüpler talep ediyor. Kurallı koyanlar açıyor. E tamam, bunlara biz demiyoruz ki burada doğru yapılıyor. Buna ses çıkarmıyoruz demiyoruz ki. Hakem niye? O zaman Selahattin abi. Abinin dediğine geliyoruz. Yani diyor ki büyükler... Büyüklükte onlar da aralarında ayrılıyorlar. Mesela Erdal Hoş'un kulakları için Erdal abinin lafıdır. Trabzon 4, Beşiktaş 3, Galatasaray Fenerbahçe 1-1 der. Büyükler o zaman hakemlerden eşit muamele istemiyor. İstemiyorlar. Büyükler o zaman harcama limitinde eşit muamele istemiyorlar. İstemiyorlar. Evet. Büyükler senin dediğin eşitsizliği, adaleti par, peki, pay, şans soruyorum. Uyamadığına hakemler uysun istiyor Ahmet Selim Kul. Ve o benzer anlatı. Yani kardeşimiz alakası diyor ki federasyon abi. Buna direnemiyor. Sürekli kural değişiyor. Oyun oynanırken kural değişiyor. Çünkü yabancı kuralı değişiyor. Yerli hiç, kuralı hiç, değişiyor. Hiç bu tamamen konuyu şey yapmak, ben dediğim gibi nasıl ki nasıl işin ya? Borç... Abi konuyu bu tek tarafından almak oluyor. Niye? Ben nasıl ki borçla ilgili de sıkıntıları söylüyorsam... Hayır, federasyon hakem direnemiyor. Hakem nasıl dirensin diyorum. Abi federasyonu zaten kulüpler seçiyor. Aynı şey değil. Hakemleri federasyon seçiyor. Hakemlerin bağlı olduğu kurum federasyon. İşte onu anlatıyorum ya. Kendi Ahmet, işlerine güçlü mı? Olabilirler. Kendi işlerine bir tavır alabilirler. Anlamadın ne yapacak? Abi anlamadığım nokta çıkmaya, şu. Çıkmayalım anlamadığım dediler. Nokta şu. Ettiler ya. Hakem konuşmak sonuçta yasak. Bu Ahmet Selim Kul denen kişi niye sadece zaten hakem eleştiriyor? Başka sorun yok mu kardeşim? İlk kez izliyor herhalde. Hangi Cem Bey, hangi yabancı hakem Trabzon Fenerbahçe maçını tatil etmezdi? Bülent Deretarlı ismi. Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Peki bir yorum daha var. Herhalde. Uykum varsa ve uyumamam gerekiyorsa Cem abiyi dinliyorum. Müthiş kafa açıyor, eyvallah. Cem Dizdar karşıyı anlamak istemiyor. Muhalefet için muhalefet etmek ya bunların hepsini ben dinledim. Yıllardır dinliyorum ya. Bunlarda bir şey yok. Ya hakem konuşmak Türkiye'nin atasporu ya. Şey dengeli davranıyorsa burada. Atasporu bu. Yani atasporu, anlamak mi? İstemiyorum değilim. Anladım. Kapattım o defteri ben. Burası anlaşılmıyor diyorum ben. Yani beni anlıyor musunuz siz? Ne arkadaşımızın adı? Hemen abi söyleyeyim. İsmail Doğan. İsmail Bey, anladınız mı benim ne anlattım? Adıyaman'da biyoloji öğretmeni. Şimdi siz federasyon başkanı, federasyonlar, bu sadece bu federasyon değil. Herhangi bir federasyon. Büyük kulüp, tırnak içinde büyük borçlu kulüp diyelim onlara. Onların baskısına dayanamıyor. O lig devam ederken kurallar, işletim sistemleri, her şey değiştiriliyor. Diyorsunuz ki yani Ahmet ve onun gibi düşündüğünüzü varsayıyorum, bizim Ahmet Selim gibi. Diyorsunuz ki yani hakemler buna dirensinler. Ya bu mümkün mü yani böyle bir şey? Ya aile direnemiyor, çocuk dirensin diyorsunuz. Ya tuhaf oluyor yani. Bu konuya bir de nereden geldiğimizi de hatırlayalım. Burak Yılmaz'ın açıklamalarından geldik. Evet. Ve ben yabancı var uygulamasından çok memnunum. Gayet güzel. Hızı da işletiyorlar, kuralı da uyguluyorlar. Hata olabilir, biz hakemler hata yapamaz vesaire. Hiç kimse böyle bir şey söylemiyor. Evet. Ama Türkiye'deki hakemlerimiz maalesef bu hata işini abartıyor, ileri götürüyor. Suyunu yani çıkarıyor. Şöyle konuşamıyorum bazı noktalarda. Yani federasyonda bazı haberler çünkü kanıta, delile muhtaçtır. Öyledir. Sen onun doğru olduğunu bilirsin ama elinde kanıt yoksa konuşamazsın. Federasyonda
yıllardır olanlar, geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl hakemlerin müsaade ettiği değişimler, oluşumlar. Yani Türkiye'de peki, hepsinin içerisinde bu hakemlikte diğer sorunlar gibi ana sebeplerden biri. İsmail Hoca'yı istiyorum. Bir dakika. Abi lütfen. İsmail Hoca'yı yazmaya çalıştım. Bir cümle edeyim, oraya geçelim. Şimdi senin kanaatlerinin, sende bu federasyondan gelen bilginin, sende kanaat oluşturan şeyin, seni manipüle etme yolundaki aslında asılsız şeyler olabilme ihtimali de var mı? Çok şükür ben hiçbir zaman bir duyduğum şeyi sadece o duyduğumdan yola çıkarak sorgulamam. Etrafına bir delil koyarım. Bir örgüt mesela seni manipüle ediyor olabilir mi? Hakemlik karşıtı bir örgüt. Yeraltı örgütü. Hakemlik karşıtı bir örgüt beni manipüle ediyor olabilir olamaz. Olabilir mi? İhtimali söylüyorum. Haberin ben... kaynağı hakemlik değil aslında. Kim? Hakem orada üçüncü unsur. Hakemin kaynağı peki, o işte, takımların güç dengeleri. İşte üstündekiler seni manipüle ediyor olabilir mi diyorum. Gazetecilikte kaynağı... sık düştüğümüz şeyler de bunlar. Evet. Ya bu konu üzerinde... Olabilir, yok, olabilir de bu konu üzerinde edilmediğimi biliyorum. Öyle bilmesen şey üzerine. Yok. Edilmediğimi biliyorum. Emin olun. Konuşuruz. Cem Bey. Belge üretmeler şunlar bunlar. Deniz Yalçın diyor ki, geçtik geldik biz buralara. Cem evet, abinin Beşiktaş abi, şampiyon olma baskısıyla kendi hasletini yitirdi diye bir cümlesi var. Evet. Bir futbol takımı tam olarak ne için oynar? Nedir amacı? Beşiktaş Yeşilay mıdır? Yok. Beşiktaş'tır yani ona yeşil, olumlu anlamda Yeşilay'dır. Sadece Tarkan şarkısı. 20 senedir, olma kendin ol. 20 senedir aynı şeyleri söyleyerek nasıl bir yeni şey söylediğini düşünüyor anlamıyorum demiş. Yok işte anlayamazsınız zaten, zordur bunları anlamak. Mesele o zaten. O zaman bütün takımları eşitlemiş olursunuz. Bütün kültürleri eşitlemiş olursunuz. Bütün renkleri eşitlemiş olursunuz. Ya anlamıyor musunuz? Onlar başka. Diyorsunuz ki biz Beşiktaşlıyız. Böyle böyleyiz. İşte mesela Beşiktaşların çok severler değil mi? Ne hakkınla... Nasıl o? Şerefinle oyna, hakkınla kazan. Mesela, bu bir slogan değil mi? Şerefinle oyna, hakkınla kazan. Ya da Beşiktaşlı duruşu. Mesela sık tercih. Niye bunlar söylenir? Çünkü Beşiktaş'ta bir şey atfedilir. O ayrı bir şeydir. Beşiktaş sadece şampiyon olmak değildir. Neydi? Sevinmek için sevmedik. Mesela, değil mi? Sevinmek için sevmedik. Sevmedik şimdi sizin bu söylediğiniz bütün bu Beşiktaş sloganlarına karşı bir şey. Diyorsunuz ki bir Beşiktaşlı olarak bana. Ya sen bu Beşiktaş meselesini anlamıyorsun. Peki şey mi diyorsunuz? Şampiyon olmak için her yol mübahtır mı diyorsunuz? Ben size şampiyon olmayın demiyorum ki. Oynayın ve kazanın. Ama oynayamıyorsunuz. Yani yönetim değiştiriyorsunuz, hocalar değiştiriyorsunuz. En büyük oyunculara dünya kadar para yatırdıktan sonra, özel oyunculara sonra kulübünüz batıyor. Evet. Kimse de kulübünüzün battığını ilan etmiyor. Hani var ya kapıya geliyorlar maliyeden ya da bir yerden mühür vuruyorlar. Mühür vurulmadığı için bunları peki, söylüyorsunuz. İsmail Öcevi'yi dinlemek istiyorum. Ben üzüldüm. Kendisini çok tanırım, çok severim. Çok kıymetli bir insandır benim için. Ama bu açıklamaları beni üzdü. Onu biraz konuşarak programın sonuna getireceğiz. Program sonuna mı? Kendimle ilgili hiçbir planım yok. Hiçbir plan da yapmadım. Sonuçta ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bana gel dediler geldim. Git dediler gittim. Hocam rica ediyorum. Ya sen Fenerbahçe hocasısın, etme. Ne demek gel dediler geldim, git dediler gittim. Yapma, rica ediyorum. Yani bunu bir medya mensubunu geçin. Bunu bir programcı olarak geçin. Ya bunu sizi tanıyan bir insan olarak ve sizi o sahada izlemiş bir küçüğünüz olarak söylüyorum. Yapmayın hocam. Ne demek Fenerbahçe teknik direktörü? Bugün hep aynı şey. Kabinemizde 16 bakan var. Aralarında benim de bulunduğum Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 85 milyon insandan 84 milyon 990 bin 915 tanesi o 16 bakanı sayamaz. Evet. Fenerbahçe teknik direktörü kim dediğin zaman 55 milyon insan İsmail Kartal der. Yapma hocam, etme, ne olur ya. Ya bunu bir küçüğünüz olarak sizi seven bir insan yalvarıyorum ya. Fenerbahçe hocası böyle konuşur mu Ahmet? Allah'ını seversen sen söyle ya. Abi ben çok yorum yapmak abi istemiyorum. Ama böyle konuşulur mu? Ne demek geldi? Hani ben... Fenerbahçe'yi sevmek başka bir şey. Fenerbahçe'ye aşık olmak, görev verildiğine gitmek başka. Yok. Böyle ifade edilir mi bunlar hocam? İstirham ediyorum ve geldiniz gidiyorsunuz hala aynı iletişim problemleri. Yorum yapmak istemiyorum dememin sebebi şu. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani etrafta da maça gittiğimizde insanlarla da konuştuğumuzda da İsmail Hoca'yı çok eski tanırız, severiz, ederiz. Ama bir iletişim kamuoyuyla böyle kurulamaz. Başka bir şey söyleyeceğim. Beklentiyi yok, haklısın yani. Bu eleştirine aksi bir şey söylemiyorum abi. Yani İsmail Hoca'yı zaten tanıyoruz. Yani İsmail Hoca'nın yani beklentiyi ayarlamaktan bahsediyorum. Yani Fenerbahçeliler de çok eleştiriyor ya bu iletişim üzerinden, özellikle şimdi çok İsmail Hoca üzerinden okunuyor bir şey. Ya İsmail Hoca bu kulüpte
bilmem kaç sene yardımcı antrenörlük yaptı. Geldi 11 bir sezon, sene oynadı ya. Oynamaya geçiyorum oynamaya hocalık geçtik kısmını. Bir sezon tam teknik direktörlük yaptı. Sonra bir sezon yarım sezon yaptı. Yani İsmail Hoca'dan ne bekleniyordu da onu yapmadı. Hani beklentilerin altında bir şey mi yaptı? Veya beklentilerin... Çok yani, üzücü yani. O yüzden bu sezonda bu şekilde artık yavaş yavaş sona geliyor. Ben olayı İsmail Kartal üzerinden konuşmanın, İsmail Kartal'ın yapamadıkları üzerinden konuşmayı anlamsız buluyorum. Yani İsmail Hoca bundan önce muhteşem bir iletişimciydi de. Evet. Geldi hani burada mı böyle, bu sezon mu böyle oldu? Hani ben biraz daha bu kısımda kaldığım için bu konuya yorum yapmak istemiyorum çok evet abi. Cem abi, sen bir yılların yetişmişsin olarak ne diyorsun? Ya biraz şeydi, maçın başı da biraz problemliydi. Olay, o evet. Hani ortaya oyuncuları toplamak ve yani çok biraz bana çaresiz bir gösteri gibi geldi. Ya o kadar dışa vurmamak gerekiyordu. Çaresiz gösteri güzel. Evet, yani çaresiz bir gösteriydi. Yani bir kabullenişe itiraz ediyormuş gibi yapmak o. Hani mış gibi yapmak var ya, son zamanlarda dilimize dolanmıştır. Her şeyi mış gibi yapıyoruz filan diye. Biraz çaresiz bir gösteri gibi geldi bana. Yani bazı şeyleri kabul etmek gerekir ve kazanımları anlatmak gerekiyor. Buranın kazanımı nedir? Onu kimse anlatmadı. Yani son 10 senede 6 kere ikinci olmuş bir takım her şeyi kaybetmiş gibi davranıyor. Ne var değil mi? Bak son 10 senede 6 kez ikinci olmuş. 2 kez üçüncü olmuş. Fenerbahçeliler bunu iyi dinlemeli. Her şeyi kaybetmiş gibi davranıyorlar ve dolayısıyla seneye bunu bir kazanım, yani bir birikim devre olmuyor. Her şeyi sil baştan yapan bir anlayış, bir yaklaşım. Biraz tabii çalışmıyorlardı anladığım kadarıyla. Kendilerini anlatmaya, oyunu anlatmaya, bir durumu ifade etme üzerine yeteri kadar çalışmadıklarını düşündürtüyor bütün bu açıklamalar. Çok basit şeyler var. İşte hani rakip analizi yaptık demek futbolun en kolayı. Geçişlerde üstünlük sağladık en kolayı. Basit goller yedik en kolayı. Yani ezberlenmiş jenerik ifadelerden. Taraftara yani, teşekkür, taraftara özür. Taraftar aynı şeyler. Yani bütün bunlardan uzak duracak yeni bir dil kurmak gerekiyor. İşte o dil aslında oyunu da kurtaracak diye. Cemal, hakemi, futbolcuyu, teknik adamı. Mourinho bu anlamda bize bir şeyler katabilir bu arada. Niye? Çünkü en çok çalıştıkları konu futbol kadar iletişim. İletişim. Ama şunu da ekleyeyim. Mourinho gelip de mesela Fenerbahçe'nin şu anda çok iyi bir takım var. Gelip de 8 oyuncu gönder, 10 oyuncu yapacaksa gene aynı terane döner yani. İhtimalle. Ya yapmaz diye umut ediyorum. Antrenman talebinden alamaz antrenmanı. Fena sakatlanır takımın yarısı. Yani umarım olacaksa bu arada Fenerbahçe yine takımında 10 oyuncu getirip 10 oyuncu gönderecekse öyle her yıl bu yapılıyor. Her yıl bu yapılıyor. Başkan kim olursa olsun bu yapılacaksa Mourinho da gelse bir çözüm olmayacak. Fenerbahçe üstüne koymalı. İsmail Hoca'ya benden biraz çalışmak gerekiyor. Bir tavsiye, sezon gerekiyor. Sonunda Fenerbahçe'nin ayrıldığı takdirde ki öyle görünüyor. Bir basın toplantısıyla Cem abinin her zaman üzerinde konuştuğu o metrik verilerle Osterwolde'ye, İsmail'e, Ferdi'ye, belki kaleci antrenörü vasıtasıyla Livakovic'e yaptıklarını bir anlatsın. Ve bunu metrik bir şekilde anlatsın. Hep eleştirmeyelim, bir de öneride bulalım. Program bitti abi, ağzınıza sağlık. Gelecek pazartesi görüşeceğiz. 21. geçiş oyunu Habertürk Radyo ve Habertürk Televizyonu'nda bizi izleyen herkese, dinleyen herkese selamlar, sevgiler. Rejiye teşekkürler. Görüşmek üzere.